Hadi aç aç. Knight şeyi aç. Şeyi. Neyi Knight? Onu. Aç hadi Giga ya go. Şeyi aç işte. The Game Awards'tan açsana 2022 Gamescom. Hadi izliyoruz. Başladı. Hadi alo. Merhaba. Oyun girdi. Aman Allah'ım. GTA 6 geldi. Açsana şeyden. Neyden? Hayır hayır. Watch Together'a ne gerek var canlı yayına ya? E neyden izleyeceğiz? Aynı anda eşit bir şekilde nereden izleyeceğiz? Ulan bence. YouTube'da canlı yayın ne kadar aynı anda izleyemeyebiliriz ki? Bence Watch Together izleyelim ne? Allah belanı vermesin o zaman Cansu. Teşekkür ederim. Alo? Bay- Alo? Ne oluyor? Barış? Ya kaçırırsam şu an? Cansu? Ne yapayım? Alp kaçırdın, GTA duyuruyorlar. Sus sus! Alp gitti, GTA 10 çıktı. GTA, vallahi geldi artı 18 viewers. Tamam tamam buldum. Rockstar reisi geldi. Ama bir dakika, burada daha geriden geliyor. Ya abi açsanız da şeyi ya. Beraber izlemek ama maçı yani. Hayır hayır, canlı olmuyor, özür dilerim, canlı olmuyor. Ha o zaman tamam, canlı açalım. Adam geldi bir tane bak. Aç, adam geldi. Ben de gelmedi adam. Ben IGN'den açtım. Sen kimden izliyorsun IGN? IGN'den izliyorum ben de. Tamam IGN daha hızlıysa ben de oradan izleyeceğim. Hadi. Oo konuşuyor, kim bu adam? Evet diyor ki, merhabalar efendim, çok sevgili Twitch TV/Hive izleyicileri. Bugün Gamescom'un açılış gecesindeyiz. Çok heyecanlıyım canlı yayında olduğum için. Buradan Alp Kocaman'a çok selam söylüyorum. Geof, aleyküm selam, canımsın kardeşimsin. Los Angeles'ın en güzel yerindeyiz. Keşke Alp de burada olsaydı diyor. Özellikle bu havada ceket giyiyorum, deli miyim ben? Yok deli değilsin Geof'cum, olur böyle şeyler. Tekrar adam gibi geri döndük buraya diyor, piyasalara diyor. Hazır ol de şova diyor, hazır ol diyor ya. Bizim işimiz diyor, şov diyor, show business diyor ya. Ses vereyim biraz. Tons of world premieres, the entire industry has come together to showcase. Manyak şeylerimiz var diyor bu arada hakikaten. We've got games like Sonic Frontiers. Sonic Frontier var diyor. Kolesterol Protocol varmış. Hogwarts Legacy, Gotham Knights olur. A lot of surprises of things that we didn't talk about in advance. So we've got some good stuff for you tonight here at Gamescom and I can't wait to get started. We've got 2 hours of stuff. Niye bağırıyorsun? Ya Koray, yine spoiler verdin. Evet Cansu, yapma şöyle. Bir sus bir dakika ya. We got a surprise with some stuff tonight too. So let's start things off. Ses çok önemli değil bu arada. İlk dünya premieri. Yeni bir dünya, yeni bir takımdan. Gelecek, yani vision'ları da var diyor yani. Neyse ilk defa bir oyun tanıtacaklar özetle. Hiç görmediğimiz, hiç duymadığımız bir oyun geliyor şu an. Açtım sesi, fragmandan sonra ses kısar yorumlarız arkadaşlar. We want the community to build this. We want it to be their world. We want them to tell their stories in our game. I think it's human nature to navigate uncharted territory. Olamaz Cansu, ilk defa tanıtıyorlar. We were free to explore. Şu an tanıdım GTA 5 şeyinde falan da çalışıyorum. Lan oğlum ben bu oyunu oynadım ya, sana oyna dedim. Demosunu. Olamaz olamaz. Şeymiş, Rockstar North'un eski kurucusuymuş. World Premier diyor. That can be built out in every direction. Şu an sizde de şey mi var? Kız var şu an. Kız geldi. Kız gitti, ağaç geldi. Hayır. Adam geldi şimdi bende, adam geldi. Biraz geridesiniz. Nasıl gerideyiz? Gerekli bir adam konuşuyor bende. Geri al, bir saniye geri git. Siz ileri gittin. Şimdi tablo geldi. Tablodayız. Tablo gitti. Şimdi adam gelecek gitti. Hiç şu an değiller. There's something in it that will definitely appeal to you no matter what it is that you love. Biraz geri al. Biraz geri al, alttan çalmaya basabilirsin. Deneyeceğim bu dediğini. Allah'ım bozdum. Evet, gözlüklü kadın var. Sarıç adam var. Evet. Aynıyız şu an, aynıyız. Bir ses solalım, bir dinleyelim bakalım. Ama oyunu bir göstersinler artık. Ha. Çalıştığımız şeyi ufaktan göstereceğiz diyor. Zaten aradaki söyledikleri çok önemli değildi. Bence sonu önemliydi. Ucundan diyor, peak diyor, little peak diyor. Abi Viking. Bitti. Oynayalım falan diyor şunu. Mitoloji çok severim de. Ama burası çok teknoloji. Ha roketlik. Roketlik 2. Astro... Metaverse. Dur bir dakika ya. Hakikaten büyük... Fortnite. Aa Fortnite. Aa Blur.
sistem buyuruyor olabilir. Yani... Oy. Şöyle... Bir şey söyleyeceğim, bu çok güzeldi. Everywhere geldi şimdi değil mi size de? Evet. Şöyle... Güzel. Dur bir dakika. Kanka ne yaptınız oradan oraya? Bir dakika lan, oyun çok değişmiş gibi oldu. Yani... Eğer ki bu oyun online bir oyun değilse de açık dünya olan bir oyunsa çok güzel gözüküyor. Hani mesela böyle... Olma adamlar bence oyun şirketi tanıttı bu arada. Bu bence bir Ed oyun değil de sistem tanıttılar. Evet. Asistan Game Director. Yeni grafik motoru falan şey tanıttı. Şu anda oyundan da bir şeyler gördük sonuçta ama. Oyun dediğim Fortnite falan gösterir. Bence de olan oyunları gösterilir. Arkadaşlar o Fortnite değildi, saçmalamayın. Fortnite'lik yazmış. Rece robot oluyor da, Rece robot olması benim alakam yok ki ama ya. Unlike anything else. We want to build a whole new world for gamers and not just a place to play but watch, share, oğlum metaverse, hang out with your friends. Metaverse gibi bir oyun yapıyorlar acaba? Metaverse. Well, I gotta say, the end of the trailer, I think we all were taken aback by, whoa, change art style, this seems totally different. What, is that part of Everywhere? What can you tell us? Well, yes, that's one of the many surprises we've got in store for players. I mean, we are passionate about making games and telling stories, but ultimately we made Everywhere to be a place where players can make their own experiences. İnşallah bozulmaz. Be who they want to be and tell their own stories. But we're still passionate about making immersive and cinematic experiences that players can just get lost in and enjoy. I guess you say we want people to have their cake and eat it, and everywhere is. Ben bunu altyazı koyabiliyor muyum Türkçe kendiliğinden? All right, well, definitely a bold vision for what you're doing here. The other question I'm sure we're all wondering. Şeyde var mı diğer yerde? Any sense of where we're going to get to play this thing? Where are you at in development? Well, I'm delighted to say that we aim to have Everywhere in the hands of players in 2023. But we've got many more things to show and tell over the coming months. Okay, 2023'te. Really excited for you to sign up on our website. 2023'te daha ayrıntılı şeyler göstereceğiz diyor. Yani neresindesiniz diyordu çünkü oyunun yapımında. And we're really excited to get this in the hands of players. As soon as possible. Oyuncuların eline en yakın zamanda geçirmeye çalışacağız oyunu. Adamın giyim tarzını çok beğendim. Oto altyazı var bu arada diğerinde. Oto altyazı da çok kötü. Bak gerçekten. Bak şimdi yine bir World Premiere bakacağız. Oyunu gösterdiler yani başta arkadaşlar. Firmayı göstermediler yani, saçmalamayın. Bu arada altyazı bayağı iyi duruyor. Öyle mi? Altyazı, tam öteki tarafa geçeriz de şimdi şu oyunu bir izleyelim. Yeni bir oyun geldi yine World Premiere. Famicom. Legendary, bir dakika. Conan. Conan yapımcısı falan. Evet. Conan 2. Conan evreni. Ana. Fear is the mind killer. Korku beyin öldürür. Akıl öldürür. O kadar ben de anlıyorum diyorsun ha. Ne bu Conan Vol 2 ama daha teknolojik mi? Hakikaten çok Conan evreni oğlum bu. Bayağı bildim Conan bura. Fear is the little death that brings total obliteration. Ya da Dün. Evet Dün. Haydar indar indar in Allah'ım. Strateji oyunu olmasın ama. Evet strateji oyunu çıktı diyorsun. Dune Spice bilmem ne diye bir oyun çıktı da. Allah'ım bu evrende. Lütfen bir açık dünya oyunu falan olsun yani. Ya da hikayeli bir oyun. Bir şey söyleyeceğim, evet Dune. Evet, sen onu anladık zaten sonu can çıktı. Çok yakışıklı ama. I will turn the inner eye to see its path. Bu baharatçılardan ya, bu gözler masmavi. Bir şey diyeyim, bence açık dünya oynayın. Bence de. Evet. Konan'dan da biraz... Oy, tüylerim diken diken oldu, çok güzel yaptın. Ne yapıyorsun yavrum, sonu cana mı gireceksin? Evet, neden olmasın? Only I will remain. Bir şey söyleyeceğim, patlar. Patlar. Güzel oyun. Sardı. Duke Awakening. Awakening. Uyanış. Ama nasıl bir oyun anlaşı olacak acaba? Valla ben şeyden çok korktum. Dune Open World Survival. Lan MMO olmasın ya. MMO mu? Hadi buyurun. Ya abi bak Open World Survival'a kadar. Bak Open World Survival'a kadar çok iyiydi ama. Abi MMO şey ben hiç sevmiyorum ya. Alp Open World Survival'ı görüyor. MMO'yu görüyor. Bak. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Bu ne demek biliyor musun bak. Çok açık görüşümü söylüyorum.
bu fragmandaki gibi gözükmeyecek abi. Göreceksiniz. Kanka hiçbir oyun fragmandaki gibi durmuyor ki. Durabiliyor Cansu. Ya %10'luk bir kısmı öyle duruyor. Dur dur. Bir dakika. Global PlayStation anonsu göstereceklermiş. Ha bunu biliyorum ya, tamam. 2023'te VR 2 geliyor arkadaşlar. Bunu duyurdular. PlayStation VR 2. Spoiler değil abi. Bu Twitter'da duyurdular bunu yani. Ya da o değil mi lan? MMO ne? MMO... nasıl açıklayabilirim? MMO'yu hocam. Metin 2 biliyor musunuz? Metin 2 gibi. Ya da şey gibi. Bir ara şey vardı çok oynanan. Black... Yok ya o değil. Night Online, World of Warcraft. Bu ne, yeni kol mu bu? Bunu mu duyuruyorlar? Black Desert. Yeni kol duyurdular arkadaşlar galiba. Şeyi geçelim mi? Game Awards'a. There you go. Geçelim. The DualSense Edge. Evet. It's a high performance, yeni DualSense. Customizable wireless controller. PlayStation. Tamam, anladık hocam. Geçtim. Ben de hala orası PlayStation'da ama. Evet. Ben de PlayStation'da. PlayStation. Geriden geliyor da yapacak. Adam geldi. The DualSense Edge. It's a high performance, ultra customizable wireless PlayStation 5 controller designed by PlayStation. And you see there you can have your own customized to your playstyle. If you guys want to learn more about the brand new controller, you can head to the PlayStation blog. And thanks to PlayStation for sharing that announcement with us here at Gamescom. All right, next up, the Callisto Protocol. You guys hyped for that game? Yani. Çok da hype değilim ama olur yani Callisto Protocol. Bu arada İngilizce altyazı olması da olurdu ya. Glenn, we are so excited about this game coming out in December. You came all the way over to development to Gamescom. Yok oğlum, Türkçe altyazı nereden olsun? O zaman diyene dönelim ya. İngilizce altyazı olması da olur abi. Ya da oto Türkçe yap var mı? Oto Türkçe olmaz kanka. Oto Türkçe olmuyor, yok. Yok. Yemez. Tamam, ben gittim tekrardan öteye. Bir dakika. Tamam, IGN. Ben İngilizce'deyim. Dune çok beni gaza getirdi, sonra üzüldüm biraz. Ben böyle Mad Max gibi bir oyun beklerdim mesela Dune'dan. Mad Max hatırlar mısınız? Yani. Çok güzeldi Mad Max. Yes, it is. You guys are gonna love this. Onun da şeyleri farklı oluyor ya mesela. MMORPG şeklinde de olmayabilir, daha farklı bir şey de olabilir. Olabilir. Bu arada Nurgiz, ilk ayında hoş geldin familyamıza. Bubu Bond, 3. ayımız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim desteğin için. Shadow of Legend, sen de hoş geldin. Including one that we're showcasing called Mutations. So the enemies may sometimes have these tentacles that come out. And if you don't shoot them, take them out on time. This guy in real time is going to mutate in front of you into something bigger, badder, faster, meaner, and he's going to be taking you out. It's pretty cool. This is one of my most anticipated games. It's coming out this December. Glenn, thanks to you and the team for putting this together. Let's take a look at brand new gameplay from the Callisto Protocol. Yeni oynanış göstereceklermiş. World Premiere yazdı. 500 liralık Striking Distance dedi. Sizde öyle mi? Krafton yazdı. Evet evet. Gerideyim. Oyun 500 lira, 2 Aralık'ta çıkıyor. Bu ne abi? Dying Light? Yo, bu bayağı güzel gözüküyor. Dying Light değil de biraz bu şeyin yapımcılarının yeni oyunuydu yanlış bilmiyorsam. Dead Space 2. Yok, Dead Space 2. Ama yanlışım varsa düzeltir chat zaten beni. Şöyle hemen söyleyeyim. Bu oyunun yayıncısı PUBG ile aynı yayıncı. Sonradan aldılar Krafton'u. Oha. O ne? Çok iyiydi. Çok iyiymiş. Dur birazcık ses vereyim, izleyelim bakalım. Dur atmosfere girek. Tamam. Ha, buradaki zombiler Last of Us zombileri gibi. Evet. Dolayanlar gibi. Ben bu oyunu görünce canım yetti fakat çekti. Havası var değil mi? Acayip havası var. Evet. Sessiz sessizler değil mi? Şey yapmadan. Of. O ne lan, sıçtı. Ay. İğrenç. Bağırsakları bıraktın. Ben bunu oynarken de korkarım. Ya bu bence Last of Us'ı daha çok benziyor. Öldün. Bence biraz daha tekmiş kaldı. Aynen yani. Mantıklı olarak Last of Us gibi geldi. Arkadaşlar hiç siz Dead Space bilmiyorsunuz belli ki. Bu bayağı Dead Space'in yeni oyunu gibi düşünebilirsiniz. Ben de bilmiyorum. Ama çok güzel gözüküyor bu arada. Vay, çok düşen var. İğrençlik var. Sesleri duyuyor musunuz? Evet. Oo! Ay. Kafaya geri. Ay. Başta bunu yapsaydın ya, o zaman o kadar sıktın. Oğlum adam animasyon ya. Şarjı yok burada. Şarjı.
oynanır bu arada chat. Yayında gitmez ama. Niye gitmesin lan, gider bence. Aa bak, kaydırak da var, en sevdiğim. Sol sol. İşte var ya böyle Dune'da böyle bir oyun çıksa. Yok abi, MMORPG yapıp insanların paralarını sömürecekler. MMORPG demiyor ama MMO diyor. MMO olsun, tamam ne olacak? Uyyy. Yani Skyrim kafası eşit olabilir. Sanmam. Allah! Adamın bacakları gidiyor, gördün mü? Orada kısa var ya. Bir kere abi oyunda, eğer hani oyun yuvunu kırdığı bir oyunsa kan olacak. Bunda da var bol bol gibi gözüküyor. Kan değil de o sıvı akıyor. Allah Allah! Ana ne avladı Nico? Aaa! 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 Evet kan. Aaa! Oh shit! İşte bu. Game over. Ama ne dedim size? Ama ne dedim size? Olur dedim. Olur dedim. İki aralık. İki aralık ha, yakın. Çıkıyor. Çok uzak değil. Alright, that's pretty good, right? Güzeldi. Çok yüksel, çok yüksek değilim demiştim ama şu an bu fragmanla beraber, yani daha doğrusu bu gameplay ile beraber yükseldim. Gameplay'leri çok seviyorum abi. Ben de. Gameplay'leri çok seviyorum. Sinematik gösteriyorlar bana. Merhaba hanımefendi. Hello everybody. Melek mi? Aaa! Melek! Aaa, Melek Balgın. Vay gururumuz. Osmayraz. Kesin oynuyoruz. Çeti ben de astım, dur. So, if you're not here yet, and still can come by, make sure to drop by, and if you can't, nasıl gelelim, Türkiye'deyiz Melek abla, biliyorsun yani Türkiye'deyiz, because it is definitely worth a visit. And one of the highlights we have this year is we actually have the largest in the area ever, bringing visitors and devs closer together than anywhere else in the world, and you can meet the makers of the most original and fantastic and creative games here. And if you're not here and if you can't make it here, do not worry. You can also check out the Indie Arena booth online at gamescom.global. Jeff, it's back galiba to you. Almanya'da yaşıyor. Thank you, Mali, and you'll be with us all night. We've got Gamescom awards to come and other things too. But let's get right back to the world premieres. This next one, one you've been waiting for a long time. Uzun zamandır beklediğimiz bir şeymiş. Brand new world premiere. Yeni dünya premierine yine bakalım. Uzun zamandır bekliyorsak nasıl ilk defa? İsim olarak duyurmuşlar. Bir dakika ya. Emir at var, seversin. Oğlum at severim. Oğlum. Bir şey diyeceğim. Lütfen canavarlı olmayan savaş oyunu olsun. Lütfen. Dur bir dinleyelim. Yeter artık. Bir dakika, bir full bir izleyelim. The champions of war united. Hexler. And began the eternal watch over their tyrant colossal remains. Ya kesin anime kızı gibi şövalye var abi, kesin cannot end. Oha, eli mi lan o? But now, eons later, the fallen gods' influence pervades the world again, corrupting even sworn enemies. Gitti benim için hype'ım. Bence Dark Souls Elden Ring tadında bir şey olabilir. Elden Ring geldi. Yok ya. Though from these darkest days, ucundan bir gameplay görsek, Allah. Bu karanlık günlerde yeni kahramanlar ortaya çıkar. So lies our only hope. Aha, müzik birden, okey abi. O müzik şey lan, ünlü müzik değil mi ya? Yani evet. Mother. O galiba evet. Oy. Allah, bu da çok güzel gözüküyor bu arada ya. Ama işte yani gameplay olmadığı için şu an yorum yapmayacağım. Brother. Oo, düşman şey. Ya ne bir. Ama hayır. Keşke bir tane böyle. Bacaklarına bak. Os.
Bosna'da kolay mı lan? Tamam şimdi ya? Şimdi bir daha doğduğunu görelim. Tamam işte oyun tipi belli. Tamam kuşlar beni doğursun. Dark Souls 3 hadi işte. Güzel bu arada. Bu tarz var ya acayip tutuyor. Elden Ring'i gördünüz zaten yani. Bak aynen. Güzel bu oyun bayağı güzel olabilir. Ama olabilir yani. Ama RPG olacak da çok olur. The Lords of the Fallen. The Lords of the Fallen. Bakılır. Yani şöyle, ben daha önce hiç hani bu tarz oyun oynamadım. Ki bana yani Elden Ring'i çok önerdiler, çok güzel diye. Ama hani oyunun alıcı kitlesini biliyorum. Kesinlikle çok tutabilecek bir oyun. Güzelse. Ben abi şey istiyorum ya. Bir dakika, yeni bir oyun announcement'ı diyor. Couch co-op. Ha, okay. Ne yazık ki şey. Ya koltuk bu şey. Movin bu. Şey lan evet. Evet. Movin miydi? Movit miydi? Fart. Online. Ama şey diyor, coach play diyor. Moving out muydu? Neydi? Ha, moving out ya. Evet. No worries. Everybody's welcome. You're hired. Bunu kesin oynarız biz. Abi biz bunu oynayamayız çünkü couch play bak 30. kez söylüyorum. Couch play şey demek hani. Co-op ama yerel. Aynı evdeysen yani yerel co-op. Abi o zaman öyle yapmasınlar. Öyle ama couch co-op dedi adam. Yalnız ben bir tık size göre geriden mi geliyorum ya? Bir dakika. Şu an bende move lokali. Hani havuzun etrafında. Gece oldu. O Koray sen geridesin. Bende pamuk şeker geldi dönüyor. Moving Out 2 geldi bende şu an tam. Tamam ben oyunun ikincisi. Bir tık siz geridesiniz bu sefer. İstiyorsanız geri alıp canlıya tıklayabilirsiniz. Coming 2023. Tamam bu oyun güzel. Ben bunu birincisinde çok beğenmiştim. Hatta yayında oynayacaktık ama işte bu yüzden oynayamamıştık. Online evet. Yok diye. Chat. Crytek'im hoş geldin. Bu arada Nihaz gelmiş 5. ayında. Selamlar Dila 3. ayında. Hoş geldiniz efendim. Aha. Aha. En çok beklenen oyun. Abi ben sesi açtım. Fark etmez. Otur izle. $700 olmaz. This is an incredible trailer. I hope you enjoy. Dur dur geldi geldi geldi. Geldi. 500'den aşağı çıkmaz Emir. 500 mü? Şşşş. Sar mısınız ya? Salazar Slytherin and the Dark Arts, the better prepared will be. If either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Unforgivable curses are so named for a reason. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. The dark arts seem harmless until it's too late. None of us will be able to avoid dark magic forever. What do we do now? It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. I'm ready. İşkence büyüsü bu arada Crucio yanlış hatırlamıyorsam. You've made your choice. Ne bok yediniz ikiniz diyor. Evet söyle Cansu. Merak ettiğim bir şey var şimdi bu söyle. Oyunda. Çıkış tarihi belli olmuş. Button evet. Burada büyü kombosu böyle bütün tuşları aynı anda basıp bir kombo mu olacak mesela? Yok Cansu belli bir kombo ya. Kare üçgen attım mesela. Pre-order tamam, yaparsanız yani, bunlar sizin oluyormuş bu arada. Şu solda gördüğümüz şeyler de. Beni bu oyunda yani, korkutan şey... Yok öyle olmaz. Bunun bir hikayesi olacak mı? 70 olacaktır herhalde öyle boş boş oynamayacaksındır da. Az önce çünkü gördüğümüz gameplay varmış. Doğrudur. Beni hiç heyecanlandırmadı mesela. Oğlum PC yok mu? Ha, varmış mesela PC. Ben sana şöyle söyleyeyim. Borderland yani şey ne diyecektim? Ha uzun zamandır çıkan ilk böyle hani sağlam Harry Potter oyunu ya yani baktığında. İşte ama beni ben... çok da şey yapmadı ya. İşte sen yani... Harry Potter demek ki çok sevmiyorsun çünkü böyle hani... Seviyorum Harry Potter da sanki patlayacakmış gibi bir yerde. Ben de öyle hissediyorum. İnşallah patlamaz yani. Çünkü bak Crytek'in dediği çok doğru. Birazcık neye bağlı biliyor musun? Fiyatı da değil arkadaşlar.
birazcık bana böyle en dandik gelen şey ne gözüküyor biliyor musunuz o kadar şey arasından? Dövüş sistemi abi. Bana dövüş sistemi acayip dandik geliyor. Ve zor da bir şey yani. Gerçekten bir büyü savaşını oyuna dökebilmek kolay bir şey değil bence. İnşallah o güzel olur. Eğer o da güzel olursa ben çok zannetmiyorum patlayacağını. Bir de mesela işte açık dünya mı olacak, ana bir hikayesi olacak, atıyorum işte yan görevler mi olacak. Mesela şey diyorlardı, bildiğin derslere falan gireceksin gibi muhabbetler bile vardı yani. İşte, bakalım nasıl olacak, kendi karakterini yani yapacaksın. Mesela Slytherin olarak oynamak ayrı bir hikaye mi, Gryffindor ayrı bir hikaye mi, yani bir bakmak evet, lazım. Bunlar var, büyük komboları nasıl olacak, bunlar falan. Borderlands güzeldir de Borderlands çok ilgimi çekiyor diyemem yani. Tall Tale olsaydı çekerdi. Tall Tale'lar çok güzel oluyordu. 2K. Ama mizahı falan çok güzel yani Borderlands'ın. They think there was a vault key being kept on the station. If we can find whatever's in that vault before Tidior does, we can change our lives. Oğlum Phoenix lan. Ben benim aklıma geçirdim. Valorant'taki karaktere benziyor, evet. Phoenix yani bu. Really bad. Tidio has many guns. Talking guns. Guns with legs. I'm gonna blast you so freaking fast. Shut up, Richard. I always wanted to change the universe for the better. And now hiç Borderlands oyunu oynadınız mı? More importantly, we'll be drowning in. Ben oynadım biraz ikisini. Ben de hiç oynamadım. Aslında şey oynanışı da kötü değil bu arada. Hani co-op bir de 4 kişilik co-op. Eğlenceli gibi. Tabii tabii Borderlands oyunları hep eğlencelidir. Ama hani gittim vurdum kırdım çıktım ya. Tatlı bir oyun yani. Ben şeye çok benzetiyorum. Eskilerin Seriosemi ama daha böyle hikayeli ve daha hani güzel versiyonu yani. Oynayınca keyifli bu arada. Keyifli. 5 saat oynadım. Ne diyor? New Tales from the Borderlands. Hmm. Okay. Bakalım. Aa, Dying Light 2. Aa, Dying Light 2'ye DLC duyurdular. Haberin var mı? Allah şükürler olsun yani. Oyunu unuttum. Homo Neanderthalensis. Ne bu? Sihir ekibi mi gelmiş? Homo erectus. Şey olabilir ya, bozok hort gibi bir şey. Tabii ya, yeni düşman türü gelmiş bence. Aynen bak, aynen. Aynen, yeni bir tür gelmiş ya. Arena gelmiş, okey. Arena'da herhalde dövüş düzenliyorsun, dövüş yapıyorsun falan. Güzel aslında, güzel. Yani çok geç gelmiş bence. Yok oğlum lan, daha oyun çıkan ne kadar oldu? Bence çok hızlı getirmişler. Biz yani içeriğini bitirmedik Dying Light 2'nin daha Emir. Aynen biz yayında bitirdik yani. Bizim hayalimiz vardı, gelen görevleri yapacağız falan diye. Çok da güzel oyundu aslında. Bir ara döneriz, özleriz zaten Dying Light'ı. Hatta ne yaparız biliyor musun? İndirime girer, Emir'le Cansu da alır, öyle döneriz. Güzel. Bu da güzel haber. Aa, Red Bull reklamı geldi. Okey. Hadi ya şöyle değişik yeni bir oyun görelim ya. Mesela o ilk başlarda gösterdikleri yeni oyunlar beni heyecanlandırdı. Hogwarts Legacy dediğim gibi yani. Keşke gameplay görseydik. Daha iyi olurdu bence trailer'dan diye. Hocam. Bu ne? Bu ne? Bu oyun değil değil mi? Oyunsa birazcık geride kalmış bir oyuna benziyor mu gibi. Şey bu Port Royal bence. Ne? Bence bunu bize uzaktan falan gösterecek. Ha, aynen. Şimdi mantıklı oldu, tamam. Amiral battı. Aklına bu mu geldi yani? Evet. Oo, Snowy Drop'um hoş geldin canım benim. Kaçırdım, abone bit yoktur inşallah ya. Yoktur zannetmiyorum. Bit kaçırmam da abone... Aman bu çok da güzel değil ya. Bu ne? Arda arda şu an pat pat geliyor bir şeyler. Boy. Daha küçük bütçeli şeyler geliyor belli ki. Reklam süresi kısa böyle. Severim. Aynen aynen. Raid. Bu oyun var ya. Ha yok, Raid. Okey. Raid, loot, escape. Marauders. Dediğim gibi ya, direkt küçük oyunlar gelmeye başladı şu anda. Daha az para vermiş. Oğlum bu Gamescom eventinde oyununu göstermek falan çok büyük paralardır, ben sana tabii söyleyeyim ki. He.
Chat yani ben öyle el, büyük bu ne ya? Cyberpunk? Çok robot var olmaz. Abi bir tane şöyle orta çağlı böyle. Benim yani Lord istiyorsun sıfır sen. Sıfır canavar. Ha aynen sıfır canavar evet ya. Takılalım ya. Çatır çutur keselim değil mi Koray ya? Gel çıkartalım ben ya. Ben chat'e bir soru gel sormak ya, istiyorum. Sizce ya bence imkansız da God of War görür müyüz? Yok. Değil mi yok ya? Onlar PlayStation kendi eventi var onu da gösterir. Abi oğlum PlayStation vermez onu şey. Aaa Filiz Sanat hoş geldin. Allah'ım sonunda yazdınız ya. Geçenlerde anlatmıştım ya bir anneme hani bir izleyici. Ya benim izleyicim değilmiş de aslen işte Panda'nın izleyicisiymiş gitmiş demiştim dükkana. Ay su yazdınız vallahi ki ya. Neyse memnun kaldınız mı? Yani annem çok anlattı gerçi de. Yok abi yok. Çok robot. Bu zaten var ya bu şu anda görün böyle bak olduğuna bakma fragmanı bu bambaşka. Sinematiklerim hiçbir zaman kanmıyor. Benim için gameplay önemli. Böyle ya. Sinematik gerçekten gösteriyorlar chat. Sinematikleri kanmayı Assassin's Creed evet. Unity'de bıraktım. Aynen. Unity miydi? Ama yok bak first person'mış bu. Yok. First person 3 kişilik co-op. Patlamadı mı? Olabilir. Yani. Olabilir bu arada. Bence de olabilir. Lightfall. Aaa Sikome nasıl? Destiny. Oğlum Destiny 2'ymiş bu. Güzel. Hello again. Melek ablam hoş geldin. Melek ablam iyi afiyet olsun. Bizim dükkan beyler bir profiterol var Uydukent şubesi işte orası bizim. Sarışın bir kadın görürseniz de o da benim annem. Selam söyleyin yani yardımcı olur o anlamda. Sevinir bir de. En çok most wanted PC oyunuymuş. Ha şeydi. Ödül de var hadi ödülleyelim. Yok. Bye. Başka? Yok. Ne bu? System Shock. Oğlum bunlar ne? Biz bunları hiç bilmiyoruz. Biz sektörden çok uzak kalmışız. Git. Sen nesin? Warhammer 40,000. Haa evet. Warhammer Seren. O kadar mı? Warhammer. Warhammer diyorum. Değilmiş. Alkışlayalım. Bir kleplerimizi, chat alalım. Bravo, tebrik ederiz. Thank you so much. Wow, this is a lot. Çok heyecanlı kadın. Ya da öyle gözüküyor. Çok yardımcı ol zaten, ne güzel. Dijkstrom. But I want to say that I am honored to receive this award on behalf of my team. Takım adını alıyorum diyor, ödülü diyor. Buradan Allah, diyor. Biraz fazla mı sümsürmüş ya? Annemlere, babamlara çok selamlar diyor. Biraz fazla sümsürmüş ne diyor mu? Demiyor. O yakışmış ben beğendim ya. O çok sim ya. Tarzına gitmiş yani. Çok parlı diyor Allah. Yok yani bu kadar diyor. Güzel bir yayıncı daha önce görmedim diyor. Yani bu yayıncıya diyor hala diyor nasıl diyor abone olmayanlar var diyor. Özellikle diyor o kameranın altındaki sayaç diyor. Dur takıldı duyamıyorum. Sizi çok seviyorum. Birbirinize iyi davranın, dürüst davranın her zaman. O tarz olaylar işte. Visaki, ikinci ayımız kutlu olsun. Elit Demlik 10. ayında familyamıza hoş geldin, sefalar getirdin. Ayvız boylar sizin için chatte. Bir şey diyecektim, ne diyecektim unuttum. Yalanmış demek ki. Ha, Sonic. Sonic'in oyununu hiç duymadım. Bakalım Sonic Frontier. Sonic Frontiers is in development and we've got a brand new trailer for you and confirmation of the release date too. Check this out. Aynı zamanda çıkış tarihi de varmış. Tony'yi biliyoruz canım oyununu duymadım. Sonic izliyorum ben filmleri. Oyunun çıkış tarihi falan açıklanacakmış. Bakalım. İnşallah çok pahalı olmaz. A mysterious stranger. Your reckless actions endanger the world. Oğlum çok güzel ya. Yani grafikleri falan hoş duruyor da. Eskiden çok severdim ben Sonic ya. Çok güzel. Eskiye gibi yapmışlar. Arada bir yandan falan gösteriyor değil mi? Eski Sonic gibi olmuş bu. Şeydeki mi? Böyle... Kral Oyun'daki gibi mi? He, orada vardı ya Emir.
Kral oyunu değil de ben PlayStation 1'de 2'de falan oynuyordum. Temple Run 600 liralık versiyonu. Yok bu oyun millet sarabilir. Beni çok, çok güzel. Sarmıyor da. Aşırı güzel. Discover the Secrets of the Ancient. Yine içinde bir hikayesi de olur tabi. Sonic Frontiers. Aynen. Holiday 2022. Cansu merak etme, birazdan tarih açıklayacaklar. Belki fiyatı açıklamışlardı dedim ama yok. Abi fiyat hiç söylemiyorlar ya. Ben bu oğlum fiyat söylenmez ama yani bu söylemiyor ama diye diğer oyunların Steam'de direkt fiyatları gözüküyor. Ya, Kasım 8 oha şey bayağı yakın ha. Her yere göre değişiyor ya fiyat. Ondan burada söylemiyorlar. Kasım 8 diyor. Sega. Aha strateji oyunu mu geliyor? Oğlum hayır. Sonic. Oğlum Sonic Sega işte. Anladım. Okey. Avrupalı bir oyun firması, bir Fransız stüdyosu yine tanıtım için ilk defa oyunu burayı tercih etti falan gibisinden konuştu. Yine yeni bir oyun görüyoruz bakalım. Paralel stüdyo. Deniz çok korkunç öncelikle. Quantic Dream Subnautica'nın yapımcısı değildi değil mi? Quantic Dream. Çok tanıdık olabilir. Objects. Şey, sarmadı. Bir dakika bir dinleyek, izleyek. Mistakes. Sarmadı. They sink in time. Touch the bottom and go to sleep. Çizimleri çok şey gibi geldi. Long Dark'sın. Evet. Yok daha güzel bence. Ama yani karakter tiplemeleri falan orada. Heavy Rain falan ya. Heavy Rain severiz. Heavy Rain ama seçim yaptığım bir oyun. Neyse bir izleyelim. Under the waves. Yani nasıl bir oyun olacağıyla alakalı tabi yine hiçbir bilgimiz yok. Ama eğer seçim yapmalı bir oyunsa güzel olabilir. Böyle macera sadece araştırmalı bir oyunsa. Oo. Keçi zamanıymış. Goat Simulator 3. O kadar yani o kadar troll bir oyun çıkmış ve yani bilmiyorum bana çok gereksiz geliyor ve çok seviliyor ve çok da böyle alınmış bir oyun yani Goat Simulator ya. Oğlum çok güzel oyundu ama ya. Oğlum biz çok güzel ya. Coffee Stain abi ya. Salak bir Coffee Stain. Coffee Stain North mu? Kuzey tarafı yapmış bunu. Ama adamların o kadar... Yani şu oyunun hiçbir hikayesi, hiçbir olayı yok abi yani. Sadece bu ya. Bu ne ya abi? İşte olayı bu da. Bak. Koop mu? Yok artık. Allah'ım. Yok artık. Dört keçi vardı baksana koop gibi. Evet koop gibi. Abi bunu oynarız. Yani. Ya. neden? Keçi oyunu en fazla ne olabilir ki? Abi bu ne? Her şey olabilir oğlum. Keçi insan gibi yönetiyoruz şuraya bak. Abi God Simulator 3 çıkar. Ya bu ne bu mesela? Yoga burada da başımıza geldi yoga. Yoga. Evet. O zaman o kutsal soruyu soruyorum chat. Bu oyun bizim ekiple oynanır diyenler 1. Yok abi sarmaz diyenler 2. Bu oyunun oynanması lazım. Yayında bile değil, dışta oynarız. Ondan sonra oyun çıkacak 700 lira göreceğim eminim. Oğlum çoğalıyor bana. Eğiliyorlar. Ya 700 lira çıkmasın ne oha. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu oyun en az 200 lira. Yeter artık. Şeyde, Epic'te 300 liranın satışa çıkmış. Oha. Oynarız ya. Kod isteriz yani. 300 lira. 300. Ya verilmez abi. Sırf ne? November 17, that has literally about... Oha November 17 diyor. Çok yakın. Ekim 17 alıyor değil mi? Bu 300 liraysa Harry Potter kesin 600-500. Öyle zaten. Öyle zaten. Kanka triple A oyun gibi. Teşekkür ederiz Türkiye ekonomisi. Vuhuu. 3 dolardan olacak yani. Monkey Island mı dedi? I am so excited because there is a new Monkey Island in development right now. Ron Gilbert, the series creator, is back. You may have heard about it. Return to Monkey Island. And tonight at Gamescom, I am so excited. Monkey Island'da... The release date, or actually, I don't. We get to go to... Yeni bir adventure oyunu işte gelecek. Check this out. Monkey Island çok eski bir oyun değil miydi sankisi?
Hello, friends. It's your old pal Stan, coming to you through the magic of marketing to let you know that your search for quality entertainment is about to bear fruit. But I wouldn't be doing my job if I just dropped the details on you without a little build-up. I want you to see the kind of fine dining establishments you'll be visiting, like this one. Adam gibi korsan oyunumuz Sea of Thieves var. Sen farkında mısın? Hayatında oynayabildiğin en güzel açık dünya oyunları da yani. Bu bir hikayeli korsan oyunu. Hikayesi de var. Emir ok. Hakikaten sen Sea of Thieves belli ki hiç oynamamışsın. Senin şu anda var ya, Sea of Thieves'e girsen en az 200 saatlik gameplay'in var yani, öyle söyleyeyim. En az bak, en az. İçinde oğlum, içinde Kaptan Jack Sparrow'lu hikaye var, sen ne anlatıyorsun? Ya, ben öyle değil, ben şey olarak istiyorum. Daha böyle Assassin's Creed Black Flag gibi. Ya öyle öyle değil de yani kendi hikayeni işte kendi tüm Sea of Thieves oynamayan herkese yani kesin bir tavsiye ediyorum. Muazzam bir oyun. Bu çok ilgimi çekmedi. Alp'in kalbi 20 bit yollamış. Çok teşekkür ederim. Elit Demlik 10. ayını kutlamış. Hoş geldin. Teşekkürler. Annem bana yazıyor. Annem yazdılar mı chatte şey, dükkana gelen arkadaşlar yazdılar. Allah. A month away, and I love the horse armor. Does absolutely nothing. It just sits in your inventory. Return to my cabin. Cannot wait for that. All right, now let's turn to the world of Unknown Worlds, the creators of Subnautica. As we've teased, they are here today at Gamescom to unveil a brand new IP, and it's a departure from Subnautica. It's a brand new turn-based sci-fi game. And Subnautica'dan ayrı, sıra tabanlı bir oyun tanıtacaklarmış. Let's check this out, hocam. Sıra tabanlı dedi bir de. Bilim kurgu da mı dedi? Hi, I'm Brandon Sanderson. You might know me as the author of the Mistborn series, Skull and Bones geliyor ama. Or as the guy who finished Robert Jordan's Wheel of Time. Over the last few years, I've been working closely with my friends at Unknown Worlds on the exciting project. Sea of Thieves gibi oyun piyasaya gelmezse gelmesin abi. Ama Sea of Thieves'e ne yapsın biliyor musun? Yeni hikaye getirsin oyununa. O oyuna yeni böyle ana hikaye geldikçe oyun oynanır. Chat'te satranç gibi bekleyen var. Satranç gibi. Neyi sevdiğim oyun. Ben de piştiği gibi bekliyorum. Minecraft 2 ne zaman gelir? Minecraft 2 boşverdi, yok mu Bedwars'umuz ya? Minecraft 2 gelmez bence. Oyunumuzun ismi Moonbreaker'mış sanırsam. Hala diyor yapım aşamasında diyor. Sıra tabanlı oyun. Ben sıra tabanlı oyunu da çok sevmiyorum. Sadece Civilization. Onu da sevmiyor. Sadece Civilization. Ben sevmiyorum. Civilization sıra tabanlı değil mi? Civilization güzel ama ya. Güzel. Şey, For the King de öyle. Sıra tabanlı değil mi? Yani sıra tabanlı TV'ye yapalım. For the King şey. O değil ki zaten. For the Kings demişken For the Kings'in ikinci oyunu geliyor. Evet. Mesela bu yayında da patlar yani, ben size söyleyeyim. Şey değil mi? For the King yok mu bir serimiz Minecraft ya? Minecraft 2 sözleşmesi gereği gelemiyormuş. For the King'i biz zaten Star oynadık de... abi. For the King'i 3 sezon oynadık. Bir daha oynayalım sen. Ama 3 sezon oynadık. Ben diyorum ki For the King'in, chat bu arada For the King'i izlemediyseniz bizim kanalda, kesinlikle bakın, böyle bir board game oynuyormuşçasına ama muazzam keyifli. Bir de böyle hani şeye de benziyor. Hani o bir tane board game'ler var ya işte, hikaye gibi oynuyor insanlar. Ne deniyordu onlara ya? Unuttum. Mesela Dungeon and Dragons normalde öyle. D&D. Ha, teşekkür ederim. D&D gibi oynuyoruz biz böyle. Bayağı keyifli oluyor. Şimdi onun ikincisi çıkacak, ona da bakarız. Ve bu ekiple, bu dörtlüyle. Yo, üçlüyle miydi? Üçlü oluyor. Ama yeni oyun galiba 4 kişilik oluyordu. Öyle mi? Evet. Minecraft 2 hariç herhangi bir Minecraft oyunu yapılabilir. Ya tamam, Minecraft 3 yaparlar o zaman. Al sana troll. Minecraft Newborn yaparlar. Ne bileyim ya. Yaparlar bir şey. O kolay iş. İsim var ya, en basit şey. Bu dörtlü çok güçlü tabi canım. Bu dörtlü kaybetmez. Patladı he. Moonbreaker benim ilgimi çekmedi. Cansu. Yok, çok değil. Emir. Yak, Koray. Sarmadı. TFT oynarım daha iyi. TFT ne alaka? Ha. Yani aslında Subnautica'nın yenisini patlatsalar güzel olabilir. Yine co-op lütfen. Lütfen yalvarırım co-op.
feel like we've done this before. We, you know, we love changing genres, but I'm hoping. Değişim seviyoruz tadında konuşuyor. Ama yani bence çok da sevme be dayı. Yani Subnautica'nın yenisi daha güzel olabilirmiş gibi hissettim. Bir şey deniyorlar ya. Denesinler yani, canım. So, we're kind of channeling like a Guardians of the Galaxy or Firefly kind of feel. Guardians of the Galaxy havası vermek istiyoruz diyor da yani. Yani ver yani. Şöyle kaptan ve crew'unu seçiyormuşsun. Muhtemelen onunla gezip gezip onunla kapışıyorsun, anladın mı? Tamam, böyle bir o tarz bir oyun vardı ya. Neydi onun adı? Ünitlerini falan böyle şey yapıyordun, seçiyordun. Askeri yine oyun değiş gibi. Oyun değiştiren böyle güçler varmış mesela, böyle Hearthstone'da olduğu gibi falan, onları söylüyor. Bu tarz böyle bir tane savaşlı bir şey vardı, hatırlıyor musunuz evet, onu? Evet, ben onu ondan savaşlı değildi de benim bahsettiğim. Askerleri falan yönetiyordum böyle. Aynen. Kumanda seçiyordun, sniper evet, falan oluyordu. Evet evet evet, o vardı. Ya? Hatırlamıyorum ama vardı yani. Değil mi başlıyordu? Yok. Yok, hayır. Ne güzel çiziyorlar, boyuyorlar ya. İşte bunu böyle çizeceksin, boyayacaksın, ondan sonra 3D printer'la basacaksın, benim arka planıma koyacaksın abi. Bulacağım ben o oyunu. XCOM değil değil mi XCOM? XCOM, XCOM evet. Benim dediğim o değildi. O XCOM'u biliyordum, onu söylerdim. O da çünkü strateji oyunu yok ya. Artık insanlar strateji oyunu oynamayı bıraktı. Strateji oyunu. Şöyle strateji. Bir yine ortaçağ bir strateji. XCOM 2 benim dedim evet. Hem ortaçağ hem strateji diyorsun ha? Evet ya. Vardır bence. Eylül'de betalar başlayacakmış. Kapalı betalar galiba. Ya da açık betalar, onu tam duyamadım da beta var yani. O adamın ayakkabıları parlıyor. Şimdi dikkatimi çekti, siyahlıya baksana. Sunucunun değil mi? Ana sunucu. Evet. Yine yine bir yine yeni bir oyun bakıyormuşuz. Fragmanda böyle bir şeyler yakal. Ne oluyor abi? Yok abi, gerçekten kodlama bilen insanlar oyun yapmıyor. Ablam vardı. Lan ne alakası var, herkesin zevkine göre Emir al, sen de bir tek 2-3 tane oyun seviyorum. Hakikaten aynen, ha. Yo, ben bir sürü oyun seviyorum. Deminden beri diyorsun ki orta çağlı. Çünkü yok yok, ortada öyle bir oyun yok. Çünkü ortada öyle bir oyun yok. Yani. 1000 tane öyle oyun vardır. Kâhili yok. Bu fragman birazcık göz yorabilir. Ha, first person'mış. Yoksa eşit tamam. Atak mı geliyor? Yok yok, ben anladım oyunu. Ya Borderlands kafası. Aa, yok yok, Borderlands değil abi. Friends vs Friends. Tam çizim öyle olabilir de. Atıyorum 10 arkadaş gireceğiz, birbirimize dalmalı. Free for all. Hocam, bu şey gibi. Ya bizim şey, kurşun askeri oyunu var ya, onun gibi. Kurşun askerim bu. Böyle versiyonu. Yanlış anlamadıysam P'nin yaşamı bunun bir Souls oyunu gelecekmiş galiba. Nasıl ya, bir dakika. Xbox Game Pass'te. Hem de ilk günden itibaren. İlk günden Xbox Game Pass'te olacak bir Dark Souls oyunu geliyor galiba, da Souls like mı deniyor artık ne deniyorsa. Ve P'nin yaşamı dedi ama Pinokyo mu dedi sonra da başka. Gepetto usta. İşte bu tarz tuttu ya, bak o Elden Ring'den sonra bütün firmalar bu tarza yöneldi. Pinokyo oyunu harbiden. Doğru söyledim değil mi? Evet, Pinokyo. Anime kızları gibi çizimler. O şey ilk başta şey dediler, dediler ya, onur saygılarla Carlo Collet diye. Pinokyo'nun şeyi o, yazarı. Bu marangoz dayımın manitası mıymış meğersem dedi. Ne ya? Ha, Lies of P. Pinokyo'nun yalanları. Life of P değil yani. Bir şey söyleyeceğim. Güzel duruyor lan bu. Yani işte Souls oyun seviyorsan
but I don't. Bence de güzel duruyor yani. Bir de Pinokyo bu mu? Peki ya Pinokyo'yla ne gibi şey var? İsmi var galiba sadece. Değil mi? Öldükçe burnum uzuyormuş. Help me. Kesin vardı bir bağlantısı ya, yoksa saçma olur yani. Gepetto usta geliyor, Gepetto usta geliyor. Burnun uzadı, burnun uzasın. Pinokyo'ya bak, maşallah var Pinokyo'nun. Daha... Ha? Gepetto. Sonunda buluştuk son. Diyor. Oğlum diyor, evet oğlum. Gepetto. Gepetto değil, Gepetto. The light shines brightest in the darkest of times. Pinokyo niye taş gibi? Pinokyo burun estetiği yaptırmış bence. 2022 yılında yaşayan Pinokyo. Vallahi yani Pinokyo evreninde geçen... Değil. Yo güzel gözüküyor. Bu da şu an gameplay bu arada. Bu önemli bir görüntü. Ama çok aynı evet. Dark Souls'a benziyor ya. Oğlum Dark Souls'un oyunu değil değil mi? Aynı çünkü. Dark Souls Pinokyo DLC'si gibi olmuş sanki. Bana mı öyle geliyor ya? Yaratıklar hep böyle üretilen yaratıklar gibi gözüküyor. Güzel yani bence. İşte Gepetto'nun ürettiği galiba. Gepetto mu, Gepetto mu? Gepetto. Tamam. Petto. Petto. Lies of Pinocchio. Your destiny. Bi. 2023. Yani, okey. Güzel. Ya çok şu oyunun tarzına çok girmek istiyorum ama ben sinir krizi geçerim. Ben abi ben böyle ben mi? Bana mı dedin? Merhaba. Ben mi? Fong'un var mı diyor. Fong ne bacım? Gamescom'u kaçırmaktan mı korkuyorsun? Sakin ol. Gamescom her yerde bebeğim istedi. Neyse ya reklam çevirir olduk inanılmaz. Nörniyel. Gaza geldi. Nörniyel. Dur bir dakika. Melek ablam geldi. Bir dakika. Nörniyel Kademi 2 ile 13. ayını kutlamış. Şu sıralar gelemesem de 13. ayımız kutlu olsun Alp. Sizleri ve yayınları çok çok özledim. Sana ekibi ve chat'e selamlar demiş. En yakın zamanda o zaman gelmen dileğiyle. Nörniyel'im çok teşekkür ederim desteğin içinde. Ablam. And if you want to help him, check out the epic section at gamescom.global. You can solve quests and win prizes, so take part and help Epi to save Gamescomverse. But first, I want to tell you more about some of the great program we have for this week. And it's quite a schedule, so please bear oyun with göster, me. Abi, oyun there göster. Is, for example, the Gamescom Studio by IGN, featuring game spotlights, dev interviews, and all insights into this year's Gamescom. Geri saat, so please make sure to check that out. Ben şöyle beni böyle alıp, böyle aklımın başını alacak bir hayatta kalma hikayeli oyun görmek istiyorum. Evrene mesajın mıydı bu? Orası 2 geliyor yani. Bu Gamescom 3 gün mü var acaba? Evet normalde 3 gün bugün hatta 3. gün olabilir. Saçmalama. Bu ilk gündür. Melisa ablanın Instagram'da gördüm. Gamescom'da 2 kez post paylaşmıştı. Allah'ım güldüreceğim. Bugün mintim miydi hatırlamıştım. Far mı? Arkadaşlar yeni bir oyundan bahsediyorum mesela Forest 2 gibi yani. But sadly she couldn't make it since she is a tad far away. So let's see. Bir konuktan bahsetti. Gelemedi dedi. Çünkü dedi çok çok uzakta dedi. Nerede? Sikome. I'm ESA astronaut Samantha Cristoforetti. Currently flying at around 27,000 kilometers an hour. Saçları çok iyi. 400 kilometers above your head on board of the International Space Station. Evet, real. Uzay istasyonunda. I come to you to say bravo. To the games industry. Oyun endüstrisine tebrik etmek. Uzay kadın geldi ya. Those missions you send your players on aren't just great fun. What the fuck? They create curiosity, bilmiyorum. And the space exploration in games. Ama yani bak bir şey söyleyeceğim. Tamam hani iyi olmuş, güzel olmuş, tatlı olmuş da. And on to Mars. Ya bu şov yani bu. Games komposterini nasıl buraya getiriyorlar? Yollamışlardı kargo. Yani takıldığı şey bu mu hakikaten? Kargo ile yollamışlardı oğlum Gamescom'a. Tık tık aç kapıyı aras kargo. Her yere gider, her yere. Exploring space virtually isn't just great fun. It's heading abi kadın böyle ayakta oturuyormuş gibi değil mi ya? Evet, evet. So on behalf of everyone at ESA, bravo.
keep creating. Mesela şimdi innovating. Bir uzay oyunu gelirse anlamlı olur o zaman, evet. This is ESA astronaut Samantha Cristoforetti wishing everyone. Arkadaş, Japon bayrağı var. Samantha Cristoforetti. Ya ben onu takılıyorum. Bir de yukarıda İspanya bayrağı, bayrak da var. Norveç bayrağı da var. Norveç. Evet. Harekete bak. Bunu ben de çok yapmak isterim. Var. Çok güzel bir şey değil mi? Cazuk. Gidelim mi havuzda yaparız mı sanırım? Aynen. Dünyanın en garip hissi. Aynısını havuzda da yapabiliyorsun. Dünyanın olmaz ki. Aaa. ESA, bu ESA sağlam para vermiş. European Space Agency. Sağlam vermiş. Evet, oyun geldi. Gönder. Evet, hakikaten uzay oyunu geldi. Tamam, mantıklı. Mantıklı için kabul edelim. Mantıklıydı ya. Belki de simülasyon için de yapmışlar. Şey değil mi? Peki patladı mı Star Wars oyunu? Uzay oyunu bekliyorsun, böyle şey geliyor, mağara adamın oyunu geliyor. Ya da grafikler bu ama mobil oyun geliyor değil mi? Mesela Candy Crush gibi oyunmuş ama fragmanı buymuş. Neyse, izleyelim. Tüm bütçeyi uzaya yollamışlar. Şşş, sessiz olalım. Bak simülasyon. İyi düşünelim. Brave New World. Yeni bir dünyayı... Allah'ım istedim, ağzımla çağırdım oyunu, hadi. Hayatta kalma, survival, co-op, hikayesi de olsun. Hadi. Aha, Buffalo da var, çok severim. Bence bu strateji oyuncu. Olmasın abi lütfen. Şu o an çok güzel. Mbappe bu. Dikkatli bakın Mbappe. Volk gibi iki kişi geldi. Üç oyuncu. Bence... City Build oyunu değil mi? City Build oyunu bence. Stranded Alien Dawn. Alpha in Game Footage. Gel abi, ne bu? Abi evet ya, kesin öyle. Şehir kurma oyunu, evet. Şehir kurma oyunu. Yani yine okey, kötü değil de. Kesin öyle ama yani. Bak grafikler az önce öyle nasıldı, şimdi oyun içi göründüğünde nasıldı, gördünüz değil mi? Ben sana dedim ama yani belliydi o. Of ya. Of ya. When we were looking at games for Gamescom Opening Night Live, one of the things I was most impressed with this year is there are a lot of European studios that wanted to debut games here. And bir sürü Avrupalı firma vardı burada ilk defa oyunlarını göstermek isteyen diyor da. Right now, and I think you're gonna get. O firmalardan bir tanesini de göstereceklermiş şimdi. Bence bayağı heyecanlanacaksınız diyor. Niye ki? Bu arada ayın 28'ine kadar devam ediyormuş. Evet, dedim Game size. Com. Dedim Goddemit. O ne lan? Allah'ım, yine manyak bir grafik. Sinematik kalma bunlara. MMORPG. Kadından anladım direkt. The sand has memories. Kumun hafızası vardır diyor. Memories of our past. Bütün geçmişin hafızası. Walked this world. Tanrılar bu dünyada yürüdüğü zamanlar. And our heroes stood amongst them. Kahramanlarımız onlara karşı geldiği zamanlar. But the gods' vanity grew, and in their struggle, we were cast away. Only remnants of these stories remain. Şimdi bir anda canavar gelir, saldırmaya başlar. Bu evrene yakışır ama canavar. Of this shattered, broken world. Allah'ım, çok Assassin vari bir şey değil mi peki Emir? Assassin's Creed fragmanı gibi geldi şu an. Güzel geldi. Hadi. Hadi el eleyiz chat. El 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 el. El 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 el. Abi. Okey. Havada nasıl kalacak o? Kaldı. Oy. Müzikler de çok iyi. Sesler. Ne oluyor? Oy. Ah. Yine kum canavarı geldi. Bir düğündeki kadar olmasa da... Emir de elendi şu an, canavar dedi. Git de Emir. Canavar ya. Oh, kumda kayma var, severim. Canavar sayılmaz bu ya. Üstüne binecek. Hop! Ne yaptı? Kafasına vurdu. Niye? Nasıl niye? Niye abi? Kan var mı? Kan çok önemli. Abla? O ne? Kırbacı var. Bayıldım. Oo. Abla Thor oldu. Şeymiş değil mi Mersin? Thor yeni karakter. Abi kapacaklar. Ne çıkacak çok merak ediyorum. Allah! Boz geliyor. For now, we can stand for ourselves. Boss geldi tabii ki. Hep öyle olur, hep öyle olur, hep öyle olur. Yani yıl olmuş 2023. Gods.
Valla görüntü çok güzel. Atlas Fallen. Atlas Fallen. Oo. Oo. Oo güzel. En azından gameplay'i görüyoruz. Çok epilepsi be anam. Fena değil. Beni bir tık heyecanlandırdı. Bir de iki karakter gördük ama hikayeden mi iki karakter yoksa Atlas Fallen coming in 2023. Now a classic strategy game that I remember playing in the late 90s is Homeworld. Did anyone else play that back in the day? Great PC space RTS. Bir strateji oyunundan bahsetti ama. Hadi bakalım. We've got a brand new look at some new gameplay from Homeworld. Let's check it out. Homeworld ya, Homeworld'un yeni gameplay'ine bakacakmışız. Bu arada evet bence de güzeldi Spinat Chen. Ben bayağı beğendim bir önceki oyunu. İnşallah zorlayacak bir oyun değildir. Al uzay strateji oyunu geldi. Ama uzay sarmıyor ki ya. Soruyor mu? But we were ambushed. Hiç oynamadım da fena gözükmüyor. Arabik olduk. Arabian missile frigates were a different story. Command got clever. One wing used cover to keep himself safe on approach. While another group found a tunnel in the structure to sneak behind. Yani böyle çok devasa bir evrende minicik şeylersin ya. Bu hoşuma gitti yani. Gitmedi değil mi? It worked. Bakalım Hawk Savuş geldi. Just before a carrier battle group arrived. James kutlu olsun. We scrambled bombers. Ne yazanlar var? Dark Orbit'e benziyor. Aaa Dark Orbit. Efsane oyundur. İlk para kazandığım oyundur. Hesapı yapıp satardık. İnanılmazsın. Bir sürü farklı tür gemi var, onu anladık. Geminin içinden çıkan daha küçük gemiler var tabi yani. Onlar birazcık da böyle scout gibi. Ama bak şeyler falan çok güzel gözüküyor. Patlamalar falan. Mesela düşman gemisini falan hani resource için, kaynak için toplaman gerekebiliyormuş. Ben de hiç anlamadım. Ben... Yok. Sağ olun. Çok yükselmeyerek merak ettim. Klasmanına koydum bunu. Homeworld 3 in the first half of 2023. Now today is a big day, speaking of threes, because it's the version 3.0 update to Genshin Impact. Genshin Impact. Which is an incredible action RPG. Çekmeyen bir durum. Genshin Impact'in 2.0'ı gelmiş. Ben de o sırada chat'e baktım. Evet. Şu anlık... Ne kadar çok hızlı ilerliyorsunuz ya. Daha gelmedi. Daha gelmedi. Söylüyor onu diyorum. Can sakin ol. Ama işte orada da izleyeceğiz. Bak şu an World Premiere geldi bende. Bana gelmedi. Hoyaverse geldi. Hoyaverse geldi. Papağan geldi. Bu Genshin Impact değil mi bu hala? Papağan değil ama bu. Aynen Genshin değil mi? Bana biraz geç gir neyse. Bunu da bu arada seveni bayağı fazla ha. Var evet. Bayağı fazla. Çok baş. Deneyin lan bir gün yayında. Olabilir. Şu ana kadar gördüklerimiz arasında sizi böyle en heyecanlandıran hangi oyun oldu chat? Gold Simulator. En heyecanlandıran. Chat dedim ama siz de söyleyin. Bir tane şey vardı böyle The Last of Us zombileri falan demiştik. Adını hatırlamıyorum şu an. Kalastrol. Evet. O evet, benim de oydu. Bir şey söyleyeyim mi? Beni o heyecanlandırmadı çünkü oyunu biliyordum çıkacağını ve çok güzel gözüküyor. Hani mutluyum. Harry Potter yine bildiğim bir oyundu o yüzden yine heyecanlanmadım. Beni heyecanlandıran şu Atlas Fallen oldu. Şu anlık. Kalisto Protokol. Kalisto Protokol çok güzel gözüküyor. Mesela onu hakikaten denemek isterim. Canlı yayında oynamak isterim. Beni yükseltti. Lies of P, işte şöyle o klasmanı sevmiyorum abi. Souls oynamadık hiç yok. Bak, o kadar güzel oyun var ki. Evet oynamadım biliyorum haklısın denemek de lazım. Ama yani hiç ya hiç yükselemiyorum. Bak Elden Ring herkes muazzam dedi. Yani yılın oyunu olacak belki de. Yok abi ben ya. Ben Elden Ring oynamak isterim de işte çok para abi. Evet çok para. 499 lira mı ne bu verilmez ya. Yani şöyle düşün Emir. Bugün yemeğe gittin mesela kaç para verdin? 100 lira 200 lira verirmişsindir i̇şte, maksimum. Tamam ondan işte 4 tanecik vermiş oluyorsun ve bunu bayağı uzun süre oynuyorsun. Yani öyle düşündüğün zaman aslında büyük para değil yani ama... Gidip Game Pass'te 1 milyon tane oyun varken 500 lira onu vermeye değer mi? Tamam da yani o sen de... Tamam, hani... ama birinin piyasası belli diğerinin piyasası belli. Ama yani. İndirim gelse net alınır bence ya. Aynen. Tamam evet 500 değil mesela 150-200 olsa tamam. Evet, Crytek demiştim. Ben Genshin'den nefret etmiyorum. Sadece benim tarzım bir oyun değil Beraycık. Yoksa güzel bir oyun. Lan güzel bir oyun olmasa bu kadar popüler ve oynanan bir oyun olmaz zaten. Ah kaçırmışız 90 liraya Kalisto Protokol. 90 lira mıydı Kalisto Protokol?
Şu an kaç para? Şu an 500 lira. Genshin Impact. Aa, böyle oyunu mu var? Olabilir. App Store'dan ne oluyor, indirebilirsiniz diyor. Story, olabilir. Şaşırmam. Bir dakika, Star Wars ne ya? Adventure dedi, Story dedi. Yine aynı Voyovers. Abi tren mi? Abi bu Asyalılardan hep böyle şeyler çıkıyor biliyor musun? Asya'nın havasından, havasından o. Aynen. Minpisk 3. ayında hoş geldin. İnşallah beraber oynayabiliriz yani, bakalım. Mobilde varmış, 18 GB'miş bu arada. Boy eksikliği gerçekten. Ya da Genshin 2.0 bu mu? Bir kıstım yine ilgimi çekmediği için. Peki Alp. Ha. FIFA 23'ün 700 lira olması konusunda. Ya abi FIFA 23 700 lira olması asıl boş iş işte yani. Her sene i̇şte aynı olur. Dünyanın en saçma şeyi 700 lira Cansu ya. Ve kariyerin bizim istediğimiz şeyler yapmışlar ya. Evet ya, o sonunda evet kazandın, kazandın maaşı harcayabileceksin abi. Evet, Game Pass'e gelir, Game Pass'e gelir. Acele etmeyin. Mayıs'ta Mayıs'a kadar artık. Seneye gelir. Gelir gelir, bence hiç acele edilmez. Bu da yeni bir oyunmuş efendim. Honkai Star Rail. İlgisini çekene. Merhaba Melek abla. Melek abla. Your time for next game for board. The most wanted Microsoft Xbox game. Aha. En çok ne dedi? Most wanted. En çok istenilen Microsoft Xbox oyunu. The Devil in Me. Ha. Seri çok güzel. Başka? Güzel bir bu. Ya. Bunu lan, bunu ilk defa gördük biz. Ya. Yeni çıkacak. Git. Devil in Me yeni çıkmayacak mı? Metal Helsing. Ya. Yok. Ben bir ya da iki diyorum. Ben bir diyorum direkt, net bir. And the winner is the last case of Benedict Fox. Evet, iki çıktı. Kim çıktı? Aa. Evet. Tatlı gözüküyor adam bu oyunda. Just Timberlake. I'm breaking sexy back. Yeah. Yeah. Thank you. Quite a shock for us. We just love good Metroidvania games. Bartłomiej Bartek Lesiakowski. Bartek galiba oyun çıkıyor. Like oğlum çıkıyor Cansu. Cansu oyun şeyi izliyoruz. Sen başka oyunlara mı bakıyorsun? Hayır, ben Gamescom üzerinden yeni çıkacak oyunların Steam'de duyurulmuş hallerini gel. Bak Emir, tamam. Buna var ya, düşersin. Ben düşer miyim? Ben? Sen düşmezsin Emir. Golf the Club Manager. Ne? Golf the Club Golf? Manager. Aha, FM rakip mi geliyor? Hadi bakalım. Oğlum FM'nin daha basit ve daha eğlenceli hali gibi duruyor. Hadi bakalım. Bir bak, anlayacaksın. Dur bir dakika, bir şey mi? Rick and Morty. Oh, he's got a brand new game which you may have seen at Xbox show in June called High on Life. It is coming to Xbox and Game Pass in December, and they wanted to send us just a great gameplay clip. You're gonna enjoy this. Gameplay klibi geliyormuş. In a boss fight, and that's all I'm gonna say to set this up. Boss savaşında konuşan silahlar. Sadece bunu söylemek istiyorum diyor. Hadi bakalım. Rick and Morty çok severim bu arada. Squanch Games. Nine Toy. Wow, we're actually hitting her. Ya. Silah Morty. silah Morty seslendiriyor. Yani oyun böyle muhteşem gözükmüyor da. Konuşan silahı nasıl tatlı? Silahın konuşması orijinal bir şey bence. Oo. Güzel. Aa, diğerde durumu da konuşuyor. Onu da Rick konuşturuyor işte galiba. Yok, o değilmiş. Yalnız bayağı zorda bir oyun ha. First person hızlı boss keskin. Adam. Değişik bir kafa, eğlenceli bir. Evet, bence de çok eğlenceli. Burası Türkçe seslendirme geldiğim. Her silah ayrı konuşuyor.
Mesela bıçakta Avusturya aksanı falan vardı yani böyle. Bunun Türkçe seslendirmesini süper yapar artık bu. Çeliği 6 yılda kafi olur. 6 yılda kafi evet. Bozuluyor sonra onun Türkçe seslendirmesi. Bence de bu arada Türkçe seslendirme olmaz mı? Bak 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 dinlesene mi? Sadece böyle boss kesmeli bir oyun mu o zaman? Ya da sadece Karadeniz aksanı yok, geliyor. Bu oyunun bu oyunun sadece boss fight kısmından bir klip de olabilir gerçi. Ölecek ya az kaldı. Ama şey kötü. Boss o kadar vuruyorsun bir ah bile demiyor yani. Yo oğlum bir sürü şey diyor. Fuck diyor ah diyor I'm taking you with you diyor. Ne yaptı o? Lan ne yapıyorsun? Ne diyor I'm taking you with me diyor ya. Derken bu yanında olacak şunun bir... Online mı? Hi on life. On life diyormuş. Hi on life. Bir şey söyleyeyim mi? Çok enteresan bir oyun bu arada. Yani do you see that? Tarz olarak farklı. Bu mu acaba PlayStation VR'ın yenisi? Demiştim ya PlayStation VR 2 çıkacakmış diye. What is it? Wait, what are you? Don't eat that. Daha o evreye gelmedi. Keşke bu evre olsa yani. What? Yep. No! No! Allah Allah. Gross. Yok bu PlayStation'ın değilmiş. Aa merhaba. Dark Tide. Bu mobil oyun gibi mi? Şimdi Witcher oyunları geldi. First person. Olabilir. Warhammer tadında. Bu ne? Tower of Fantasy. Yok benim fantezilerimi çok ilgilendirmedi şu an. Bu ne? Bu da aynı hala. Next. Bloodhunt. Hmm. Zaten bunu biliyoruz ya. Vampire Bloodhunt. Evet bunu biliyoruz. Bu yeni bir oyun değil. Başka? Get the Get fuck out. Oğlum oyun ne kadar gelişmiş bakar mısın? Canım çekiyor. Çok canım çekiyor. Arkadaşlar biz bu GTFO'yu yıllar önce oynadık kanalda. Hiç kimse sevmedi. Ve oyun gerçekten dünyanın en zor oyunlarından bir tanesi herhalde. Yani o kadar zor bir zombili oyun. Ama şimdi çok şey gelmiş. Aa V-Rising bunu çok övüyorlar ya. Aa çok aynen. Oğlum V-Rising çok güzel oldu. Doğru. Aa PUBG Mobile şey bayılırım. Yeni şeyler gelmiş. O PUBG? Oo PUBG neymiş be? V-Rising'e yeni abi V-Rising'e dökülür tekrardan. GTFO çok değişmiş ama ona bakılır ha. Abi PUBG ya, vaktimiz gelmedi mi? PUBG vaktimiz gelmedi abi. Maksimum mobil oynarız. Gel Discord'da. YouTube'da PUBG Mobile'ı 100 bin izledi. Ne yapacağız Emir? Şey Koray. Mobil PUBG. Oynar, ben oynarım ki PUBG'yi. Ben yani. Normalde de oynuyorum. Allah'ım. PUBG'yi bırak gel V-Rising. Yeni ne gelecek acaba? DLC mi gelecek? Eklenti yeni boss. Bak YouTube'un yeni içeriğini söylüyorum chat size. 1. PUBG Mobile. 2. Brawl Stars. Sonra kanal 1 milyon abone. V-Rising. Bir dışarıda yine kopuyor. Bu ne uzayda çalışma oyunu mu? Aynen bu arada Work Simulator. Yani bir çalışma simülasyonu ama uzayda. Extremely replayable and... Okuyamadım geri kalanla. Constantly satisfying. O zaman tekrar edilebilir ve her seferinde tatmin eder diyor. Yani uzay teması çok güzel ama çok gerçekten çok, çok. Çıkacaksa ya. Da ben istiyorum ki abi ne çıksın biliyor musunuz? Astroneer 2. Aa Shipbreaker bu oyunu biliyorum. Okey. Astroneer 2'nin çık... Ah araba mı? Ah. Ne geliyormuş Game Pass'e yakında hadi bakalım. Sadece senin için derken. Hadi bakalım. Ay 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 bedava hepsi. Kok var. Çok iyi oyun. Bedava çıktı. Harika. Hepsi bedava. Aa, Slime Rancher mı geliyordu? Oo, Mad Street. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bunu biliyorum. Grid Legends yani. Olmasa da olur.
Ama denenebilir. Blur ya, bir Blur 2 çıkmadı ya. Blur 2... Harbiden ya. Satranç 2 bekliyorum gibi bir şey. Ya satranç 2 gerçekten. Aaa, Immortal Phoenix Rising. Bunu sanki merak ediyordum. Slime Rancher gördüm ya. Orada evet, Slime Rancher de vardı. You Such At Racing diye bir oyun vardı. O şeye benziyor. Turkish Prosser'a benziyordu. Immortality. Bu ne? Tövbe. Yok. Aa, bu da geliyor. Ana! Oğlum var ya. Yemin ediyorum tam Game Pass oyunu yani. 30 liraya şu oyun muazzam keyifli bir oyun olur. Ben size söyleyeyim. Bak işte diyorum. Slime Rancher 2. Aha 2. İkinci oyunu mu? Bu da patlar. Yaz chat, Slime Rancher 2 yaz bana bir oradan. Bir de şey yaz o, az önce Rick and Morty seslendirdiği. High on Ooo, Forza Motorsport olur. Microsoft Grounded zaten vardı ki. Oğlum Microsoft'lar şey, vardı, bunlar vardı. Ultimate'inde olan şeyler diyor. Yo, vardı bunlar. İşte olanları göster. Discover your next favorite game. Yani var ya bu Game Pass gerçekten harika. Aldı başını gitti chat. Yani hala harika Game Pass kullanmayanlar ya varsa tavsiye ediyorum. TR'de yine ucuz kalan ender şeylerden bir tanesi. Bir benim aboneliğim 10 lira. Bir de Game Pass 30 lira. Sadece senin aboneliğin öyle değil mi? Tall Tales diyor. Bir dakika. Tall Tales'in yeni bir şey dedi. Grant oynadık. Prime Video'da bu bir şey dedi. Grounded ama yeni içerik geldi Emir. Yani o... Oğlum Tall Tales şey değil miydi ya? Şey, The Walking Dead'i falan yapan da. Seçim yaptığı hani. Evet. Ben de batlayabiliyorum ama Tall Tales dedi. Tall Tales direkt oyun... Ha doğru, oyun türü. Yani yapımcı falan değil, Tall Tales. Ha oyun türü. Games. Telltale series. Ha. Telltale. Seçim yapacağımız bir uzay oyunu geliyor yani, öyle mi yine? Ama hareket de ediyorsun. The Expanse bilim kurgu dizisiymiş bu arada, 6 sezon. 6 sezonluk bilim kurgu dizisi. Evet. 6 sezon derken? Ha bu devam ediyor mu şu an? Bilmiyorum devam ediyor mu da Prime Video'da varmış. Hop aman. Oğlum oyun değil mi, oynayamıyor muyum? Ya oyundur belki de. Hani onun uyarlaması da zaten Telltale Games. Şeyi o değil mi? Ha, bu bir dizinin... Bizim kitapta uyarlama oyunu. Ha, tamam. Seçim yapıyorsun hani şey olarak. Tamam. Harry Potter gözüktü. Ana karakter kadın, bir garip gözükmüyor mu yüzü? Hatları bir çok... Kurbağaya benziyor gibi. Enteresan bir hat. Bu Reptilian ırkı falan var. Aa, ya. Aa mesela seçim yaptıracak orada. Bas ya da basma. Bas ya da basma. Tabii tabii öyle Telltale Game olayı o. O şirketin isim haklarını birisi aldı. Film dizi oyunları yapıyorlar yine. Tamam o zaman Telltale aslında eskiden yani firmaydı da. Oha kafa kokmuş. Severim. Güzele benziyor. Sardı. Gerici oyunları seviyorum ya. Ben de. Artı bir de işte bir hikayesi de var ya, sardı yani. Seçim yapacağız falan. Artı bir de oynayacağız hani oyunu da böyle. Aa sen bensin falan diye. Allah. Abi Alp. Zehir vereyim mi? Ver. Ver. House of Dragons. Telltale Game. 2025. Gelmez. Abi bir şey söyleyeceğim. Sarar... O House Telltale'sini bıraktı. Onun bir tane var zaten. Kaldırmışlar. Game of Thrones'un Telltale vardı da onu ben izlediğim için daha abi, hiç oynamadım. Ben onu oynamıştım. Son sezonun sonunda kaldı. Bir devamı gelecek gibi oldu. Kaldı öyle. Bir daha yapmadılar ya. Battı oğlum, firma battı. Battı. Abi batışına tüküreyim ben. Ben kaldırayım ya, vereyim 5 lira. Ben ileteyim o zaman batışına tükürdüğünü. Ne geldi hocam? 5 lira verecek yerinde ilet. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Güzel etkinlik olmuş bu arada. Şimdi bir önceki izlediğimiz etkinlikleri düşünüyorum. Aa, abi çat 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 oyun geliyor maşallah. Hello Neighbor 2 dedin de canım Secret Neighbor çekti bak. Oynarız. Bu da hakikaten Hello Neighbor 2 mi bu arada? Evi direkt ona benzettim ama. Ne oldu? Evi patlattı. Zombi, zombi şeyi oluyor arkada değil mi? Evet. From the Executive Director of Asikome. 13. Cuma'nın yapımcılarından. Saçını tarayan kişi. Pizza. Aa Purge mü? Aa şey. Purge. Arınma gecesi. Arınma gecesi. Onu anlatıyorum size. Evet evet. Ne? Ama hayır ya, o silahlar olmasın. Yani. Çok güzel girmiştin be.
denenebilir. Abi neden normal silah kullanmıyorlar? Yine bak 1 2 3 4 5 6 7 tane çocuk kaçacak büyük ihtimalle. Atıyorum 3 tane palyaço kovalayacak. Bu tatlı bir şey olacak. Hadi. Now we've got another brand new game announcement from a European publisher. Yine bir Avrupalı sci-fi action adventure. Yine uzay aksiyon adventure oyunu. Yeter. Ama bu sefer en azından action adventure geldi yani. Yeter. Arkadaşlar geleceğimiz bu ama yapacak bir şey yok yani. Ben geleceğimi değil ben geçmişi oynuyorum. Ben de az geçmiş istiyorum ya. Gelecek çok gerçekçi. Yeni bir Avrupalı firmaymış bir de onu da söylemiş olayım tekrardan. Üçgen var, geometri severim. Oğlum, geçmişte yapabilecekleri bir şey yok ki. Çok var Cansu, eline bir iki tane kılıç ver al sana geçmiş. Mağara adam var. Oo, bir dakika. Bayağı var bu arada. Grafikler güzel ha. Yapılacak bir şey yok dediğimde, ekleyecek bir mekanik yok. Gelecek kılıcı ne yapacaksın? Kılıçla alacağım, bitti. Ya hikaye eklesinler. Hikaye ekle abi. Sadece hikaye yapacağım da. Arkadaşlar yani onun konusunu kapatsak da şuna bir odaklansak mı diye. Gelecekte ne var? Lazer ışınları. Gelecekte hayal gücünü kullanacak. Hayal gücünü kullanabileceğin bir sürü şey var gelecekte. Hayal gücünü kullanarak hepsi birbirinden bakıyor ya. Ne alaka şu baksana yani. Mekanikler var yani her oyunda ama geçmişte yok ki mekanik yapacak bir şey. Diyeceksin ki tarih oyununda geçmiş oyununda böyle bir şey olur mu diyeceksin. Mitolojik yapsın o zaman yani. O da çok var. Ya bak o da var. Yani. Oğlum mitolojinin mitolojinin kralı var lan. God of War var. Adamlar yapmaya... God of War var. Korkar yani. Bu arada bu çok böyle hoş gözükmüyor ama firmanın hani böyle ilk büyük oyunuysa tadına bakılabilir yani. Ama çok hoş gözükmedi gözüme ne yazık ki. Çok sarmadı ya. Gamescom Forest. Now we're going to talk about Gamescom Goes Green, which is an initiative that has made Gamescom the first climate-friendly gaming event in the world. The core event and this show, Opening Night Live, I'm happy to say, are 100% climate neutral for the first time, and that's something we all should be very proud of. %100 doğa dostu olan ilk oyun eventiymiş bu arada. Now, as part of this initiative, Gamescom, along with the United Nations Environmental Program Initiative, Peki bir şey soracağım. Yine chat'e de soruyorum, size de soruyorum. Sizce Forest 2 görür müyüz yeni bir gameplay mesela? Bence gösterirler. Anlıyorum. Görürsek de bugün görmeyiz bence. Niye? Aa 4 gün sürmeyecek mi bu son? Ama bu videonun şeyi sadece bugün olabilir. Bence de sadece bugün olabilir. Diğerleri orada... Merhaba Yuki. Anda çalış. Sonuçta yani... Şimdi Forest geldi malum. Hani dedi Gamescom dedi, Gamescom dedi, biz dedi orman dostuyuz dedi. Onun üzerine birden Forest 2'yi verip ormanları keselim mesela. Düşünsene. And thank you ya bir şey söyleyeceğim. Playing for the Planet Alliance. Ama başta yazarlardı o zaman ya. Yok yazmazlardı. Oğlum abi Hogwarts Legacy Sonic Frontiers'e yazmışlar. Senin Forest dediğin oyun sence şu yukarıdaki oyunlar kadar büyük bir oyun mu? Forest büyük değil mi? Forest orayı Forest... yazdıracak reklamı veremez. Aynen Forest artık AAA bir oyun değil yani bu Hogwarts'taki bütçeyle ondaki bütçe yok vallahi yani. Forest şu anki en iyi oyunu olur buradaki bence. Forest mı? Evet. Bize göre evet, başkasına göre hayır. Chat'e soralım. Chat'e sorma. Ben chat'e çok geri alırım. We can play more games together and save the planet. Thank you very much. Büyük olmaz. Abla anlamlı anlamlı konuştu ablam. Yerde Sega var yani. Doğayı koruyalım diyor. Doğayı koruyalım daha fazla oyun oynayabiliriz diyor. Exhibitors that can go green. All of you can also make a change by donating to the Gamescom Forest. So plenty of games. Gamescom Forest'a da donate yapabiliyor musunuz arkadaşlar? Onu da söylemiş olayım. Awesome. Thank you very much Melly. Congratulations. Zaten zenginleri daha fazla zengin edemeyiz. Now it's time to announce a brand new game from a new studio of industry veterans working on an ambitious new RPG. Here's the first tease. Hocam role play gaming geliyor. Endüstrinin eski veteran yani veteranlarından insanların yaptığı sanırım. Bak. From Industry. Oo, onanın nikahı ne Fallout 3, Fallout New Vegas, The Elder Scrolls Skyrim, Dragon Age: New, Fallout 4, The Outer Worlds'un sanırım yapımcılarından. Ekiplerinden muhtemelen. Bazı ekiplerinden. Something Wicked. Buyurun izleyelim, dinleyelim. There exists two lies. One before the shadow. Yoksa... Yoksa... Haçlı seferleri. Bak bak yaptın bak bak yaptın bak. Bak görüyor musun Kaan bak bak. Al. Niye bu kadar
Bu ne abi? Bu kadar mıydı? Bu kadar. Bitti. Bu bayağı teaser yani. Oyun dedi bu kadardır ha falan. Trailer bile değil. Bu teaser gördük. Allah bilir konusu ne, oynanış nasıl. Lots of news here at Gamescom. All right, let's talk about Xbox and Age of Empires 4 that continues to expand. Now we have news on the next civilizations joining the battle as free DLC. If you want to learn more about what's happening with Age of Empires 4, Civilization yeni DLC mi geliyor acaba? Boost stream for developer interviews on Thursday, but right now, bence zor oyundur Ezgi. Souls-like olabilir, katılıyorum. Age of Empires 4'e galiba bedava bir DLC geliyor arkadaşlar. Yeni bir Civilization olabilir, yani yeni bir uygarlık olabilir. Kaan, seni dava etmedik mi dediklerinden dolayı? Ne oldu şimdi Kaan, kim ya? Tehdit var, tehdit var şu an yazdıklarında. Kaan dava kim Kaan? Mi? Abi yazdıklarını görürsen eğer, neyse boşver. Kim ki, merak ettim ya. Sana şey yaparım sana. Ben SS'ini moderasyonda tutayım da. At bana bakayım, merak ettim ne yazmış. Notes. Nerede? Atıyorum sana. Dava edip hayatını kayıralım mı senin? Tehditlerden. Hı? Oğlum nereye bakacağım? Benim de merak ettim. Dur daha atıyorum ya. Moderasyon, moderasyon. Oha, oha. Yani ben de dedim ya işte. Oha. Bu ne oğlum? Ya. Bir şey söyleyeceğim ama. Çok sertmiş bu ya. Böylesi ilk defa. Seni duyamaz ki Emir şu an banlandığı için. Banlanıyor. Yo, izleyebiliyor. İzleyebiliyor mu? 5 senedir. 5 senedir bak, 5 senedir yayın yapıyorum. Hayatımda hiç bu kadar kuduranı görmemiştim daha önce. Bak bir yayında hiç yani. Emir bir de dava mava diyor. Niye uğraşacağım lan? Bana ne? İşim, ne oğlum, uğraşacaksın. Kendin parası alacaksın. İşim olmaz bile ya. O kadar umurumda değil yani. Bir insanın bana ana avrat sülale araba dahil küfür etmesi. Arkadaşlarım. Yani gösterecek bir şey değil. Ah! Gotham Knights. Buna bu arada yine çok yüksek olmadım oyunlardan ama eğer ki böyle az biraz bile bir olsa Batman Arkham Knight dövüş mekaniklerine sahipse güzel olabilecek bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bence. Bir dakika, biz Age of'ta Osmanlı'yı mı kaçırdık ben çocuğa bakarken? Yok oğlum, öyle bir şey mi vardı? Chat'te dediler ki Osmanlı'ydı Age of dediler. Osmanlı mı geliyormuş? Kahretmesin nasıl ya? Ana! Lan oğlum ya. Evet, Osmanlıymış. Allah kahretmesin Kaan seni ya. Neyse arkadaşlar, o zaman Kaan'ın bana söylediği her şey chatle beraber hepimiz Kaan'a. Amin. Hadi bakalım. O tamamen sen Malians DLC'ymiş. DLC dedi zaten oğlum, bedava Civilization demişti. DLC dedi bu ya. Bu ne şimdi? Bu Gotham Knights işte. Nothing could have prepared me for this. Harley Quinn mi bu? Evet. Abi Margaret Robbie'ye benziyormuş lan aslında biraz. Bence de biraz benziyor bu arada. Biraz benziyormuş. Gotham City is at her weakest. There's blood in the water. Fena değil, güzel gözüküyor. Arkadaşlar az önce konuştuk ya. Dying Light 2 indirime girse diye, indirimde şu an. Yemin et. Ne kadar? 209 lira. İyi para. Alınır. Benim al Dying Light 2'm var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Alınır bu arada. Koray ve Cansu. Koray ve Cansu alacak. Yayın dışı oynayacak abi. 6 Eylül'e kar süresi varmış Cansu. 6 Eylül Cansu. Koray. Ben Afut kanka. Size yazıklar olsun ya. I need your help. Your skills. Lan Koray, sana doğum günü hediyesi alayım mı lan? Hayda. Senin doğum günün ne zamandı? 31 Ekim. Kaç? 31 Ekim. Oh, peşin doğum günü hediyesi baba, kral. Mantıksız değil. Mantıksız değil. Görüşmeler. Oğlum hepiniz Eylül Ekim'de doğmuşsunuz ya. Merak olmuş gibi. Bu da öyle. Bir de ben. Bayağı da var. Emir, biz az övüzüz kardeşim. Az övüzüz kardeşim, gel buraya. Aynen. Biz öğretiyorum. Bunları da yanımıza işte oyun eventi izlesinler diye çağırdık arkadaşlar. Ya ne bu da, bir şey söyleyeceğim. Sabahtan beri aynı şeyi yorumlatıyorlar bize. Ya yorumlama baba o zaman. Gotham Knight ya. Ben severim yani. Tamam da yani. Bu arada ben bunu hakikaten sevdim. Ama dövüş mekanikleri çok önemli benim için. Ne? Bir dakika, bir dakika. Ne? O az önceki Deadpool muydu? Hayır.
Yok oğlum, DC'de benziyordu. Ne işi var? Ben de onu diyecektim. Deadpool'un çakması kim o zaman bu DC'de? Çakması değil. O da şey... Neydi ya? Silahçı abi, abimizin ismi neydi ya? Dur unuttum ismini. Yok. D ile başlıyor. Söyle. Red Hood muydu o? Ha, Red Hood'du o. Benim dediğim Deadshot. Deadshot değildi ama o. Red Hood'du. Deadshot farklı oğlum. Deadshot farklı. Red Hood. Red Hood. Tamam. Benziyor ama yani şeyi. Ya da Deathstroke mu acaba? Ya zaten birilerinden esinleniyorlar ki Cansu. Evet, onu diyorum. Tabii canım, Superman'in yerine geçen mesela Marvel'da ne var? Şey vardı, unuttum şu an. Geçen şey Eternals'da vardı hatta o karakter işte de, neyse. Bu ne? Odaklan bir dakika. Odaklanalım, bir şuna dönelim. Dark Pictures. O mu bu? Bilmiyorum. Salladım şu an. Japon korku oyunu. Dark Pictures'ın oyunu çıkacak çok yeni ya. O zaten direkt bir seri değil mi ya? İşte o serinin yeni oyunu. Çok Japon korku oyunu bir şey. Artık oyun şu anda fragmanı kasıyor. Yaş. Bir Avatar oyunu çıkmadı var ya şöyle, toprak hava su. Emir Avatar diyor, şey diyor. Elite istiyor değil mi size de kadar? Ghost of Tsushima'nın şey olabilir mi acaba diye? Hayır, hiç zannetmiyorum da olursa sevinirim. Ghost of Tsushima da çok güzel oyunlu. Ne oldu? Kadın öldü çaydan. Ne oldu ya? Oğlum kadın zehirlendi, yandı. Bir de gelip galiba seri katil bıçaklayacak. Yani yine grafikler çok güzel gözüküyor da sinematik olduğu için sinematik olduğu için yorum yapamıyorum. Yok ya, sinematikleri ben gerçekten galiba. Ghost of Tsushima hakikaten ha galiba. Ghost of Tsushima kadın DLC'si mi? Fragman niye bir kasıyor gibi? Evet, fragman kasıyor işte, diyorum ya. Oyunu yapamamışlar yani. 30 FPS oyun yapmışlar. Gameplay veriyorlar galiba. Evet de o gameplay'i böyleyse sıkıntı büyük işte yani. At! Yandı! Baksana 30 FPS gibi değil mi? Bana mı? 10 FPS'e düştü hatta bir ara. Neyse, güzele benziyor ama yalan yok. Abi Ghost of Tsushima'yı da oynamam lazım. Benim aslında şöyle bir iş... Neydi o? İçtimaya çekim. İçtimaya değil. Salak istima. Kendi dünyada izvaya çekilip birkaç tane oynadım. İçtimadayım. Koğuş kalkıyor. İçtima. İzva ya, izva. Ghost of Tsushima yalnız PC, PlayStation özel değil mi? Ben alırız PlayStation ya, ne olacak, kaç para? Valla ben PlayStation 5'imi, 7000 liraya aldım, iyi ki de almışım. Ama yani tabi o zamandan bu zamana çok fazla içerik geldi mi dersen 3-5 tane o kadar yani. Ama gelir ya, koskoca PlayStation 5. Yani. Yani bu oyun bir şey verdiler. Kötü gözükmüyor da şu FPS sorununu bir düzeltmeleri lazım. 1-2 yani bunu oynayacağım ama Ghost of Tsushima oynarım kafasında insanlar da olabilir yani. İkinciymiş. 8000 mi oldu? Yuh. Arttı tabii PlayStation 5 artık. Bir de stok da bulamazsın öyle her yerde kolay kolay. Zamanında 6000 7000 liraydı. Ben alın dedim işte. Ama dinlenmedim yani. Hani nereden aldın sen? Ya oğlum abi, çok mantıksız olmak. Konsol güzel ya. Konsol keyifli şey Cansu. Kanka güzel de oynayacak televizyon yok ya biz. Televizyonu geçtim. Salonda... 6000 lira ona veriyorsun. Her oyuna 1000 lira para mı ayıracaksın? Bir de o da var evet. 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 Yani zengin işi. Bir de salonda olacak abi. Salonda mesela bizim de... Gerçi ama artık şey getirdiler ama arkadaşlar. Mesela PlayStation'da da geldi o Game Pass muhabbeti. Geldi şu anda içerisinde yeni çıkacaklar hemen gelmez. Sonra... Eyvallah da en yani. Azından... Senin bu zamana kadar konsolda değerlendiremediğin ve oynayacağın belki de seni yıllarca götürecek oyunlar var, sana öyle söyleyeyim. Artık o... çoğu oyunu bir de bilgisayara geçiyor. O kütüphane. Evet, yani. Yine çıkarıyor. Getirdikleri için. Ya arkadaşlar, Spider-Man kaç yıl sonra geldi? Death Stranding kaç yıl sonra geldi? E tamam işte, ben o oyunu 1000 lirayken de alamayacağım zaten ilk başta. Ya indirime girecek ya da PC'ye gelecek. Ben Death Stranding mesela oynamadım. Game Pass'te oynayacağım. Ne zaman bitecek ya bu etkinlik? Aaa! Kojima? He. Aleyküm selam. Kojima Hideo des. Arkada Spotify güzel para vermiş. Baya. Yeni bir oyunla çalışıyormuş hocam kendileri. Her zamanki gibi. Aynen. Başka bir haber vermek için bugün hani buradayım. Bu tabi 9月から僕のポッドキャスト番組を
podcast Spotify'de. Programı olacakmış Spotify'da Eylül'de. Aynen. İngilizce ve Japonca versiyonları olacakmış bu şovun. Abi seslendirmesini kendi yaptı. Bu sadece diyorum. Bu podcast sadece Japonya'daki fanlar için değil, hani direkt dünya genelinde diyor. Herhalde eğlence endüstrisiyle alakalı yeni hani şeylerden bahsedeceklermiş. Eylül 8'de ilk bölümümüz diyor. Özellikle piyasadaki hani önemli isimlerden bir tanesi konuk olacakmış. Açıklamasındaki linke tıklamayı unutmayın diyor işte. Teşekkür ederiz. Kojima Hideo'ya kaçar. Aynen öyle dedi. Abi, abimin şu karizmasına bir bakar mısın ama? Canerdem 8. ayında. Kira değil, haraç. Haraç canım. Teşekkür ederim. Kesene beni. Oğlum koskoca... Şey söyleyeceğim. Koskoca Kojima yapmış kendi podcast'ini. Reklamını paraya bas. Sana ne ya? Para var, huzur var abi. Yeni simülasyon oyunu hocam. Buyurun. Para huzur getiriyor ya. Bandai Namco. İmme cendetem. Oyun çok az ses, çok az ses. Elden Ring şeyi Bandai Namco. Bu ne lan? Elden Ring çıkıyor Bandai Namco yazınca. Payı var demek. Publisher'ı belki odur, yapımcısı değil. Ne olur güzel bir board game gelsin ya. Ha, Cansu, Planet. Planet Luna Park. Planet Luna Park mı? Evet, evet. Haydarin darin darin darirara. Oğlum ama Tycoon vardı ki zaten. Oğlum Planet Coaster diye oyun var. He. Evet de sonuçta bu yeni, evet, ya yani o yüzden şey ettim. Oha, gerçekte böyle şey olsa ya. Yoksa evet, Planet Coaster'ı ben de biliyorum yani. Great job guys. This has a lot of potential. Luna Park yapma simülasyonu. Müşteriler de Twitch'ten gelse mesela. Mis. Abim ne yaptın? Grafikleri tatlıymış ama bence. Mimarlık bu kadar kolay işte arkadaşlar. Ablam çatıyı aldı oradan. Buraya koydu. Oha, ayrılıyor ya. Oha. Oha. Ama mekanda sadece bir tane roller coaster var değil mi? Dönüp dönüp aynı şey. 100 bin kişi sıra bekliyor. Lan manyak bir şeymiş ama. Baksana onların hepsi ayrı ayrı ama bir gibi duruyor. Evet. Park Beyond. Enteresan. Onur 32. ayında efendim. Kesene bereket, 32. ayımız kutlu olsun. Hives boy boy. Senin için boy boy. From Limbic and Bandai Namco. All right, now it's time to share another special announcement here at Gamescom. Yine özel bir not a game but a concept anons. Car. That's right, it's here at Gamescom. Konsept araba. Tamam. Ne geliyor? Porsche geliyor. Check it out. Sandy Edition, değil mi? Hadi. Yok, o gelmedi. Mini Cooper'ın. All right, I'm over here at the mini booth with Oliver. This is Pokemon'u mu bu? Concept Aceman reveal. This looks so cool. I'm glad you like it. Well, let's take a look and learn more in this trailer. Kaç para acaba TR'de? Bu da şeyden sonra patladı. Porsche arkadaşlar, arabalar şeyi var ya, animasyonu. Arabalar animasyondaki Sandy karakterinin arabasını yaptılar. Bir tane sadece. Yanlış bilmiyorsam. İşte onu alana da tabii o para vakfa gidecekmiş falan. Şimdi de Pokemon versiyonu yapılmış. Mini Cooper'ın bu sefer. Muhtemelen bir de elektrikli arabadır tabii. Aynen. Hani... Orada hiç hoş gözükmedi gözüme. Çok renkli geldi. This looks so cool. I have so many questions for you, Oliver. First of all, I want to ask you about. Çok sıcaklı da hava ya. Değil mi? Gaming features and Pokemon. How did this come together? Şey, Sandy diyorum, özür dilerim. Sally ya, aklım Stardew'deki Sandy karakterine gitti. Sally. Sorry guys. Fandom pop culture. And as we ourselves are a part of that pop culture. Şimdi bu abi Mini Cooper'ın yapımcısı mı, Pokemon'un yapımcısı mı? Hiç alakası olmayan biri mi? Muhtemelen Mini Cooper'la alakalı duruyor. Konsept araba. Bu arabalar hiç TR'ye gelmiyor anlaşılmıyorsam.
full of unique characters with special powers. Şimdi çevirdeki arabalara elektrik atıyormuş araba. For distinctive design and strong. Ama dizaynı çok güzel değil mi? Baksana içine. Your favorite Pokemon in a minute, but first I want to ask about the gaming features we saw a little bit in the trailer. Tell us, break it down. Why is it appeal to gamers? Gaming. So first of all, it's all about the Aceman's gaming features. It's designed to be playful as the brand is. Pokemon mode welcomes you inside of the car. And then you can connect your gaming console to your mini. Tam konsolunu Mini Cooper'ına bağlayabiliyorsun. A lot of details referencing Pikachu in particular. The Aceman is fully electric, just like full electric. Pikachu gibi. Tahmin ettiğimiz gibi. So they're a perfect match. Is there yani konsolunu bağlama olayı ama yani bayağı yerde var ya. We asked ourselves the question, what is if a car Cikubalım 13. ayın şey 13. ayın kutlusmuş geldi. Like it does with your smartphone. So we are promoting a playful mindset just like our brand and Pokemon. So our Gamescom claim is play on. Never stop playing. Well, speaking of never stop playing, will we see you next year at Gamescom as well? Yeah, we plan to stay in the game. Vallahi arkadaşlar ben bu arabayı almam. Alan olur mu bilemem. Bu yayın 6-7 saat olur bu arada, yazın kenara mı? Olmaz canım. Yok canım yok. Bu ne? Oha birden geçtik. Oyunlarda bitmiyor mu ya hakikaten? Ha Warhammer bu. Bir şey söyleyeyim mi? Bu oynanır ha bu arada. Biz Warhammer'ın hangi oyunu oynamıştık beraber? Vermintide. Vermintide oynamıştık değil mi? Bu daha çok böyle kırdılı kestili biçtili ya, hoşuma gitti. Bir bence o da güzel olabilir. Ben bir portakal suyu alıp geliyorum chat, bizimkiler size emanet. Sen de her gün portakal portakal, vallahi iyice zengin yayıncı oldun ha. Sponsoru yok. Her be. Vallahi. Her gün portakal suyu içen zengin yayıncı ya. You are Tersham's last line of defense. 31 lira mı oldu o terif su? Yoksa dalga mı? Şey şakası mı? Umarım şakadır. Umarım şey yani şaka değildir, gerçek. O kadar oldu mu ya? Çok olmuş ya. Jacks will rise. Gör gör işte. Ya Cansu gördüm. Vallahi öğrendin değil mi? Gör Koray. Ben bu Warhammer'a çok yükselemedim. Ben de ya. Kapa kapa. Bu ne? Parasite. Yine bir uzak doğu oyunu geliyor gibi. Koray sen seversin mi? Ya yok ben seni. Mesela Sofyan. Benziyor ama Sofya'ya. Ya ondan zaten ben mesajçı değilim. Alo. Ben o yüzden dedim. Alo. 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 Arkadaşlar beni duyanlar chat'e bir 97 yazabilir mi? Bir. Şeyi gördün mü? Alpyer'in badem sütümü içmeliyim derse şaşırmayın. Ne alaka arkadaşlar? Toptan alıyorum portakal sütünü, ne yapayım? Hayatımdaki tek şey lüksüm işte. Bu olsa ne olur ki? Badem sütünü sadece çarşamba günleri içiyorum arkadaşlar. Aynen haftada bir gün. Cansu bir şey söyleyeceğim. Yani gerçekten bu arada daha önce hiçbir içecekti bu olmamıştı. Bana bağımlılık yaptı. Ne yapacağım kanka, bilemiyorum. Yani yürüyüşe çıkıyorum. Yürüyüşe çıkıyorum. Bak yürüyüşe çıkıyorum. Dönerken almadan duramıyorum böyle. Hani elim ayağım falan titremeye başladı. Çin'e bir şey mi atıyorlar acaba hakikaten? Kanka ve şişesini böyle bir günde bitiriyorsun yani. Hani tutamıyorsun kendini de, tutmaya çalışıyorum işte ben. O yüzden yani bardak hani bardak almaya çalışıyorum. Yoksa şişeyi kafama dayasam şak diye bitiririm hepsini. Bitiyor evet, bitiyor yani. İşte elimden geleni yapıyorum bitirmek için. Bu oyuna ben de yükselemedim. Ok mok vardı, beni bir çekti. Ben ok olan şeyi seviyorum. Ok olan şeyi seviyorum. Ok yay beni şey yapıyor, sarıyor. Red Bull Wings Quest. Red Bull gives you wings. Red Bull diyor kanatlandırır. Bu çok güzel reklam bu arada. Türkiye. Oğlum Red Bull gives you me. Şey güzelmiş. Evet yabancı ben de ilk defa duydum. İngilizce versiyonu ilk defa duydunuz değil mi? Evet güzelmiş öyle de. Ya ben şuna çok dikkat ediyorum. Bu aralar bunu hakikaten chat'e de bir hani sormak da istiyorum, söylemek istiyorum daha doğrusu. Bu ara yeni çıkan her oyun, bak şu anda da görüyorsunuz, son böyle birkaç senedir çıkan çoğu oyun
tam bir epilepsi krizi. Evet. Yani o bıçak sallandığı zaman çevreye 85 tane renk dağılması gerekiyor tadında. O da bir, ben mesela o kadar fazla renkli olan oyunları sevmiyorum, biliyor musun? Sevemiyorum yani. Ben de. Daha realistik seviyorum ben. Ben de galiba daha realistik kanka, seviyorum yani. Mesela hani Witcher mesela çok tadında, anladım. Amerika'da da çok tutuyor, Japonya yani Asya tarafında yani çok Asya'da tutuyor. Asya'da çok tutuyor. O yüzden o kadar fazla. O renk hani cümbüşü, orada tabii pazarı yüksek olduğu için oraya aynen yönelik yapıyorlar oyunları. Avrupa'da çok fazla tutan oyunlar değil bunlar. Ama Amerika ve Asya'da deli gibi. Aynen. Genel olarak anime seven insanları da çekiyor bence. Çünkü animeler de baktığında öyle çoğu renkli vesaire diye düşünüyorum. Tabii yani öyle olmayanları da vardır da. Bir şey yazmış YouTube'a. Only GTA 6 can save this Gamescom. Ya abi o zaten, ama her etkinlikte böyle laf yapıyorlar yani. Şimdi bunu da çok eleştirecekler. Beğenmeyeni çıkacak, o su çıkacak, bu çıkacak da. Yani bir sürü oyun var. Melek abla merhaba. But don't worry, there is more on Saturday, so make sure to not miss galiba our award show on son Sunday. Şey görüyoruz şu an. But here are evet the nominees for the most wanted Sony PlayStation game. En çok istenilen Sony PlayStation oyunu. The Dark Pictures. Yok, the Devil geç. Başka ne çıkacak? Hogwarts çıkacak. Lies of P. Lies of P olabilir. Güzel olur. Bu güzeldi. One Piece. Yok, Life of Lies. Pardon, Lies of P diyorum. 2. 2 kazansın. Yani bence öyle acayip One Piece aldı. Lies of P aldı. Bu oyundaki adam, oyundaki çocuk. Öyle yaptı değil mi o? Ben yanlış duymadım. Evet ya. Evet. Ji Bong Chao. And finally, Dino BTS. Like BTS in Korean pop. Will be done off in the Korean gaming industry. Thank you. 감사합니다. Bir şey orada sert bir şey yaptı orada da ben anlayamadım. Dur anasını satayım yok öyle. Hani kral bir hareket yaptı. TR'de mesela TikTok olsa arkasında bir Asi Badabi'de çalacak bir hareket yaptı ama yok yani. Anlamadım. Teşekkür etti o. En sonunu duydum. The past 5 months of war have been devastating for the Ukrainian families and UNICEF and partners on the ground. Bilmiyorum da şu anda Ukrayna'ya döndü olay. UNICEF yani, UNICEF'e bağış yapmayı düşünebilirsiniz eğer mümkünse diyor. Ukrayna için. Gamescom tabii also supports the development of Antura, the language learning game for Ukrainian children. Antura is based on an app which aynen was made öyle for Syrian war refugees yani, to learn the local language. Allah. And I mean in times okay şöyle Suriye'de savaştan kaçanlara da dil öğretiyorlarmış, lokal dili. Bir de yanlış anlamadıysam oyun dili öğretiyorlarmış Ukraynalı çocuklara. Suriyelilere lokal language dedi de lokal language Türkçe mi onu anlamadım. One of the great things about Gamescom is we love to profile games made in Germany and this next game was Almanya'da made by 4 students in Berlin. Berlin'deki 4 oyuncu 4 tane öğrenci yapmış bu oyunu. The announcement right now. Hadi bakalım. Buraya reklam buraya reklam verecek parayı nereden bulmuşlar pek? Allah Nintendo oyunu. Nintendo. Ford. Bunu biliyorum. Ben bilmiyorum bu ne? Ya bunu ben de biliyorum. Ben de biliyorum galiba. Ben bilmiyorum, ben niye bilmiyorum? Dolph Romantik mi? Dolph Romantik, evet. Aynen. Aynen, aynen. Bayağı çıkmış. Hatta sana oyna demiştik. Evet, evet. Dolph, aynen. Dolph Romantik. Herhalde Eylül'de şeye geliyor oyun. Nintendo'ya geliyor. Yani. Romantik böyle yazıldıysa kesin Türk var o dört öğrencinin arasında. Cute, beautiful, now olabilir bu arada. Dark, şimdi aha! Outlast geliyor. Outlast Trials we showed you last year. Outlast geliyor. Open Night Live and we haven't heard anything since really from the team. Everyone keeps asking. O zamandan bu zamana kadar hiçbir bilgi almadık diyor. Şimdi dünya premierini yepyeni fragman yeni haberler. Ve ne zaman oynayacağımıza dair yeni haberler varmış. Yani büyük ihtimalle çıkış tarihi de belli olacak. Hadi bakalım. Remake yourself.
Co-op bu arada oyun. Onu da hatırlatmak istedim tekrardan. Co-op'sa kesin bize patlayacak. Güzel. Yine bütün sayfa birlikler burada abi. Şuna bakar mısın? Beyin yıkama şeyi var. Abi bu oyun kadar gergin bir oyun. Look at that pretty face. Acaba kaç kişiye kadar co-op peki? Abi bir şey söyleyeceğim, onun gericiliği gider ki ya. Gitmez. Bakar mısın şuna? Mesela şu sahneleri ikimiz de yaşıyoruz. Şu oyun beni aldı götürdü, korktum. Ben biraz korktum. Ben de korktum. Abi müzik de çok gerici. Nasıl yapıyorsunuz bunu ya? Bu adamlar bu işi çok iyi yapıyor abi. Bir Outlast bir Resident Evil. Bir Outlast bir Resident Evil, katılıyorum. Ben size daha güzel bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika, Volunteer for Closed Beta October 28. Bir şey, November. Aha, isteğe bağlı kapalı beta. That's right. Some people will get to play something this year, the Outlast Trials. All right. Next up we've got a tease of the first release from Empire Studios. Doğum gününde oynamam. İsteğe bağlıysa biz çıktığı zaman oynayalım bence de. Aynen öyle yani. Tabii tabii. Acelemiz yok, rahat. Evet. Biz çıktığında oynayalım mümkünse. Ama fragman benimle birazcık gözlerimi acıttı yani. Bir şey söyleyeyim, ben ne Outlast 1'i ne izledim ne oynadım. Ben izledim abi, hiç yani böyle teslim ettiğim şeyler değildi. Ben yok, çok çok biri. Özellikle ilki yani en fenasıydı bence. Ben ikiyi izlemedim bile. Ben ikiyi bilmiyorum. O ne lan? Pokemon Golf Kart. Yok ya, Battlefield falan diyordu. Battlefield. Bu Battlefield'ın oyunu mu şimdi yani, ne? Hayır, şeydir. Bu var ya PUBG, Fortnite falan, o tarz bir oyun galiba. Battle Royale mi dedi acaba? Battle Royale demiş olabilir. Bir oyun daha var. Ver. Hepimizin beklediği bir oyundu. Artenimus. Çok uzun zamandır beklediğimiz bir oyun. Allah'ım veriyor. Final. Hadi. Hadi bizi bıngıldat bizi. Bıngıldat beni. Ne bu? Aaa! Dead Island. Dead Island değil mi oyun ismi? Evet. Aaaa! Cansu manyak mısın bunu? Yıllar önce fragmanını duyurdular. Ondan sonra yıllar önce duyurdular hem de yani. Bu oyun bu arada çok keyifli bir oyun olur. Biz oynarız. 15'i de bir oyun yaparlar. Bir zahmet keyifli olsun yani. Hayır, ilk iki oyunu güzeldi Dead Island'ın yani. Ondan sonra hatırlar mısınız? Bir fragman vermişlerdi Dead Island 2 diye mi 3 diye mi ne? Koşan bir abla. Koşan bir... Hayır, beyaz üstlü bir abi vardı koşan. Tamam, bayağı sonra da... abla geliyordu falan. Aynen. Güzel güzel. Alperen bayağı hoş geldin. Kaybolma. Geçen zorlukla ben de öldürüyordum ya. Aynen Emir ya. Bak vallahi Emir de böyle. Allah. Abi yani bu yine sinematik ama Emir güzel olur yani. Ya. Yemezler oğlum, yemezler. Bu dipçiği yemir. Dipçikte çivi vardı yalnız ha. Yalnız o sigarayı nereden bulmuş? Ya bulmuş, ona mı takıyorsun ya? Bak marketten bulmuş. Stok yapmış Emir. Ha iyi lan. Tam gelmeden önce stok yapmış Emir. Oh, alkol de var, cips de var. Oh. Bak bize mi içer galiba? Ulan işte düşen şeylere yazık değil mi? Aa Emir işte. Orada 10 günlük masrafını karşılıyor. Kargo. Ya
O ne? Bilmiyorum, hey yazıyor. Değer mi? Ha, patlayıcı. Şimdi pil almaya değil mi? Oo. Katana. Merhaba komşu. Güzel. Beni heyecanlandırdı. Dead Island 2. Şubat 3 2023. Olur. Olur olur. Patlar. Onu bilmediğim için ben heyecanlandım. Dead Island 2 coming next güzel. February and joining me now to tell us about this long awaited game is Con great to Zuzi Alperen Nacar hoş geldiniz ikiniz de. Çok teşekkür ederim abone olup desteklediğiniz için. Merhabalar. Thank you Jeff. It's great to be here. So you just met Jacob and he is just one of our six playable characters. 6 oynanabilir karakterden bir tanesiymiş. Larger than life personalities and unique dialogue which fits in with her karakterin kendi özgü diyalogları varmış. I see the tagline there. See you in Hell A. So it looks like we're heading to Los Angeles. Los Angeles'a geçiyor oyun. Well, our pulpy tone is kind of a love letter to classic cult Hollywood horror B movies. So where better to set it than in Los Angeles, sort of a modern paradise gone to hell. Yani modern bir cennetin cehenneme döndüğünü göstermek için işte Los Angeles'ı seçmişler. Oyunun geçtiği yer Los Angeles. This game has been, you know, long awaited for many many years. You guys. O ilk fragman ne zaman çıkmış? Baksana bir Koray. Yeah, I'm sure some fans would agree with you. It has been long awaited, but Deep Silver Dam Buster Studios started work on it about 4 years ago. We were really lucky. We got to build it from the ground up. We got to focus on what we love about the franchise. Galiba sıfırdan yapmışlar. 8 yıl önce çıkmış. We think we've got a 4 yıl önce başlamışlar yapmaya. Düşün yani 8 yıl önce fragman çıkmış, 4 yıl önce yapmaya başlamışlar da. 4 yıl parası neymişler. Hayır hayır, o firma battı büyük ihtimalle başta. Ölümüne kapışır bu arada. Experimenting with your Dying Light'la mı? Yok yok, Banner Lord'un 9 yıllık yapımı süreciyle. Doğru. Ölümüne kapışırlar artık. Yani Dying Light'ta da bu arada hani tek rakip olabilecek oyun bence Dying Light'ta bu ama tabi Dying Light bambaşka bir şey yani bence. You want to see some gameplay? I think we want to see some gameplay. You guys want to see the gameplay? Aa, şimdi bir de gameplay mi gösterecek? Hadi bakalım. Aa, güzel. Şimdi yine dersin, ne olur. Sardı. Şimdiden gameplay'i görmek de sevindirdi vallahi, ne yalan söyleyeyim. First person oluyordu bu zamana kadar. Yine first person olur diye düşünüyorum. Bu son oyun bu arada. Bundan sonra bitecek arkadaşlar. Gamescom. Direkt oyuna geçeriz. Allah bilir bu da kaç para olacak abi. Ben şimdi bunu da diyeceğim. Hadi gelin beraber oynayalım. Çünkü muhtemelen co-op bunda da olur. Abi işte oyun budur ya. Baksanıza gameplay falan çok yani güzel gözüküyor sinematikleri şu anda. First person ha. Direkt abi Dying Light gibi ya. Sounds like you're the star of the show now. This motherfucker. Şey diyeyim ama görevler böyle prim bitti pil al. Canın cips çekiyor, cips almaya çıkıyor. Ya oralısını bilemem. Çünkü gerçekten aslında bir şey söyleyeceğim. Dead Island aslında troll bir oyundu bu arada bence. Hani ciddiyet olarak Dying Light ciddi bir oyun bunun yanında hani. Ama burada değiştirmiş olabilirler birazcık daha. Ya da iki şeyi harmanlamış olabilirler. Ama yani şu anlık... Baksana işte abi, bu, bahsettiğim buydu yani. Şu anlık çok iyi gözüküyor. Şey gibi değil mi ya? GTA mı zombili? Yok değil. Yok değil. Bu arada bunun hiçbiri gameplay gibi değil ki. Hepsi gameplay Cansonların. O yani... direkt gameplay Canson. Aynı işte Dying Light gibi yani Dying Light da böyleydi. Aynı gameplay olarak çok benziyor bence. Uçan tekmesi var ama güzel böyle kafa patlatmaları falan da var. Online'dan isterseniz fragmanın kesilmemiş hali de varmış mesela. Direkt daha
wrap up all the reveals for Gamescom opening night live 2022. Sardı. Güzel de eğlenceli bir etkinlikti. Valla şu anda en heyecanla beklediklerim arasında ben Dying Light, Dying Light ne söyledim ismini, beni çok andı. Dead Island'ı soktum ya. Ben çünkü seviyorum, zombili oyunları severim bilirsiniz. Dead Island'da zombili bir oyun. O ne? December the 8th 2022 from the Microsoft Theater in Los Angeles. Ha, Game Awards mu 12/08/2020 hı hı. Ama Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Aralık. Geçti. Aralık, Aralık şey. Aralık da soruyor mu? Sıfır. Ay, ha, ay gün yıl. Evet, güzel etkinlikti arkadaşlar. Sevdim. Wordle yapmayalım ya. Chat direkt oyuna mı geçsek? Yapalım ya. Wordle'sız gün mü geçer abi? Öyle mi diyorsun? Bence yapmayalım yani ya direkt. Wordle'sız hani... geçer mi? Ne bileyim, uzun yaptık olmaz diye dedim ki yapalım mı? Wordle'sız da olmaz ya. Wordle'sız olmaz.